Değerli konuklar, saygıdeğer meslektaşlarımız, odamız Bursa Uludağ Üniversitesi ve Kalite Birliği Derneği işbirliğinde düzenlemiş olduğumuz iş dünyasında karar vermek, fark yaratmak ve değer katmak için 3. Göz İstatistik konulu seminerimize hoş geldiniz. Bursa Uludağ Üniversitesi Ekonometri Bölümü İstatistik Anabilim Dalı Başkanı Kalite Birliği Derneği Onursal Başkanı, aynı zamanda yeminli mali müşavir Sayın Profesör Doktor Erkan Işığıçok'un sunumlarında gerçekleşecek olan bugünkü seminerimizde iş dünyasında rekabet üstünlüğü sağlamada istatistiğin önemine dair ayrıntılı bilgi edineceğiz. Sunumlarını yapmak üzere sözü değerli konuğumuza vermeden önce bugünkü seminerimizin açış konuşmasını yapmak üzere Oda Başkanım Sayın Hüseyin Halil'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun Başkanım. Evet sevgili meslektaşlarım, hepinize merhaba. Hepiniz bu hafta sonu seminerimize hoş geldiniz. Yeni yılınızı hepinizin canı gönülden kutluyorum. Hepinize sağlık getirmesini diliyorum. Belki sesimden de biraz anlamışsınızdır. Bana yeni yıl sağlıklı değil. Ağır bir gribal enfeksiyonla geldi. Kendinizi lütfen koruyun. Birazdan ben maskemi alacağım aranıza tekrar katılırken konuşmadan sonra. Sağlığın nedenli önemli olduğunu da bir kez daha hatırlatmış olalım. Hastanelerimiz, acil servislerimiz dolu maalesef. Kişisel olarak kendi bağışıklık sistemimizi de güçlendirmek için elimizden geleni yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Ben her hafta sonu bu eğitimlerimizde belli bilgilendirmeler yapıyordum. Bu tabii mesleki bir seminerden ziyade hocamın uzmanlık alanı ile ilgili bir seminer olduğu için YouTube kanalımıza yüklenmesi ya da yüklenmemesi konusunda hocamla daha sonra konuşacağız. Eğer olmazsa problem yok mu hocam? Peki hocam bu konuda bizi teknik olarak yok. Çünkü mesleki konuları biz gönül rahatlığıyla YouTube kanalımıza yüklüyorduk. Ama bu hocamın uzmanlık alanı. Ben de bu arada Uludağ Üniversitesi Maliye mezunuyum. Ekonometri ve istatistik gibi dersler bizim üniversitede karabasanlarımızdı. Yıllar sonra geldi. Ekonometri bölümleri uzun yıllar ekonometrideki arkadaşlarımız mezun olamazlardı. Böyle anılarımız varken sonra bir gün mali müşavir olduk ve hocamla karşı karşıya geldik. Daha rahat bir pozisyonda ekonometri ve istatistikle ilgili bir semineri izleyeceğim. Bu arada ayın 20'sinde İnegöl'de bu yılki futbol turnuvamızın final maçları olacak arkadaşlar. Ben şimdiden sizin aracılığınızla hem buradan hem de YouTube kanalımızdan bizi izleyen tüm meslektaşlarımızı ayın 20'sindeki İnegöl'deki finallere, final coşkusunu birlikte yaşamaya, 100. yıl futbol turnuvamızın final coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyorum. Keyifli bir seminer olsun diliyorum. Hepinize tekrar tekrar mutlu yıllar diliyorum arkadaşlar. Oda Başkanımız Sayın Hüseyin Halil'e konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Konuğumuz Sayın Profesör Doktor Erkan Işığıçok'un kürsüye davet etmeden önce sizlere kısaca özgeçmişi hakkında bilgi vermek istiyorum değerli dostlar. Profesör Doktor Erkan Işığıçok 11.1.1964'te Bursa'da doğdu. 1983'te Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri bölümünü kazandı ve 1987'de mezun oldu. Aynı yıl mezun olduğu bölüme araştırma görevlisi olarak girdi. 1989'da yüksek lisans, 1993'te doktora eğitimini tamamladı. 1993'te Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü İstatistik Anabilim Dalı'nda yardımcı doçentliğe atandı. 2000'de doçent, 2007'de profesör oldu. 1994-96 döneminde Ekonometri Bölüm Başkan Yardımcılığı, 1996-2000 döneminde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 2001-2002 döneminde Bursa Nilüfer Belediyesi Bilgisayar ve İstatistik Danışmanlığı görevlerini yaptı.
Çok sayıda kurum ve kuruluşa çalışan memnuniyeti araştırması, müşteri memnuniyeti araştırması, kurumsal imaj araştırması, kamuoyu araştırması ve benzeri araştırmalar yaptı. İstatistik veri analizi, ileri Excel, kalite 6 Sigma ve benzeri alanlarda eğitimler verdi ve danışmanlık yaptı. 2008'de Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Kariyer Merkezi Müdürlüğü ve 2008-2011 döneminde Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü yaptı. 2013-2021 döneminde Kalite Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Halen Kalbir Onursal Başkanı olarak devam etmektedir. Zaman zaman gazetelerde ve gazetelerde de yazılar yazan Işığı Çok ağırlıklı olarak gelir eşitsizlik ölçüleri ve gelir dağılımı, istatistik okur yazarlığı, istatiksel veri analizi, Excel ve ileri Excel ile veri analizi, makine öğrenmesi, uygulamalı araştırma teknikleri, ölçme ve anket değerlendirme teknikleri, zaman serileri analizi, nedensellik analizi, problem çözme teknikleri, istatistiksel kalite kontrol, istatistiksel proses kontrol, 6 sigma, olasılık ve şans oyunları, insan kaynakları yönetiminin istatistiksel boyutu, EFQM modelinin istatistiksel boyutu ve çok değişkenli istatistiksel analiz konularında çalışmaktadır. Çok sayıda yayınlanmış ulusal ve uluslararası makalesi dışında basılmış 21 kitabı olan Işığı Çok, halen Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü İstatistik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Anabilim Dalı Başkanı, Kalite Birliği Derneği Onursal Başkanı, Yalın 6 Sigma Uzmanı Karakuşak Yeminli Mali Müşavir, Bursa Yeminli Mali Müşavirler Odası üyesi ve Ekonometri Derneği Yönetim Kurulu üyesi olup evli ve bir erkek çocuk babasıdır. Sunumunu yapmak üzere Profesör Doktor Erkan Işığı Çok'u efendim platforma davet etmek istiyorum. Başkanım izninizle. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Mikrofon olduğuna göre buradan sunum yapmak daha iyi olur diye düşünüyorum. Sayın Başkanım, değerli oda üyeleri, cumartesi günü ailenizden zaman ayırıp buraya geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki geldik diyeceksiniz, emin olun. Biraz beklentiyi yüksek tutayım. Tabii beklentiyi yüksek tutarken hani denir ya, kabınız neyse o kadar alırsınız düşüncesiyle, beklentinizi çok daha yükseltin. Hani bir bardak çay kabıyla geldiysek bardak dolar. Su bardağı, hatta tencere veya en üst seviyede tankerle ben geldim dediğinizde iş değişecek. Pozumuzu da verelim. Sonuçta tam olmadı, bir daha baktım. Beklentimiz yüksek olursa alacağımız verim de yüksek olur. 1,5 saat civarında blok yapacağım başkanım, uygunsa. Ara vermemiz gerekirse verebiliriz de. Ama sıkılmayacağınızı düşünüyorum. Bu seminer 264. seminer. Karşınıza çıkabilmek için bu semineri 263 kez verdim. Gerçi her gittiğim yerde bunu söylüyorum da. Ama sizde 264. Yani bu 12 yıllık, 2012'de başladı bu süreç. Dolayısıyla Kalite Birliği Derneği faaliyeti olarak da 2023 yılını Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü ilan ettik. Bu kapsamda 2023 yılında 101 tane faaliyet planladık. Planladığımız faaliyetler dışında başkanımızın isteği üzerine bu şeyde olunca 2024'ün 13'ünde, 13 Ocak'ta projemizi kapatacağız. Dolayısıyla o projenin içine dahil etmiş olduk sizleri de. Diğerlerini planladık. Bir yıl boyunca bu eğitimleri verdik. Tabii farklı eğitimler de var. Kalite Birliği Derneği ücretsiz olarak bu eğitimleri veriyor. Farklı eğitimlerimiz de olabilir. Firmanız varsa, çağırırsanız deneyin. Hatta bize para teklif edin. Deyin ki hocam bunun ücretini deyin. Başkanım dese bile ücret yok. Ben ayrıca danışmanlık da yapıyorum, o başka. Ama bu eğitimimle bilimimin zekatını veriyorum diyorum. Bu da benim öyle bir şeyim. Devlet zaten maaş veriyor. Danışmanlık yapıyoruz, oradan para al. Hani YMM'yim ama YMM'lik yapmıyorum. Orada aktif değilim, pasif olarak. Kitap yaz, oradan para al. Oradan para al. Bir yerden de almayalım. O da
Her şey para değil, aynen. Bilimimizin de zekatını verelim. Mesela toplumda bazı doktorlar vardır. Ayın bir gününü veya haftanın bir gününü, ama onu kimse bilmez. Sadece ihtiyacı olan kişiler kendi aralarında bilir ve giderler, o doktor ücretsiz olarak bakar o kişilere. Benim de eskiden de olsun, yine de sürdürenler vardır diyelim, bir şekilde olabildiği ölçüde tavsiye ederim. Çok zevkli bir şey. Yani parayla alamayacağınız seviyede mutluluk getiren bir şey. Burada şöyle bir hedef de koyalım. İçimizden en azından bir kişi değişecek bugün burada. En az bir kişi. Sıfır olursa hakkımı helal etmem. Baştan pazarlığımızı yapalım. Geldik, cumartesi buradayız. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Olmadı ama bir. İşte o bir kişi için geliyorum. Ama en az bir. Mümkünse %70'iniz, hatta %100'ünüz. Değişirse, firmanızdaki konumunuz, danışmanlığınız, kendi işinizde bir fark yaratırsanız, bu ülkeye değer katarsanız, bir tuz tanesi de olsa, benim bir katkım olursa, bu beni mutlu eder. Aramızda bir firmada çalışan bir arkadaşımız vardır. Buradan aldığı bir bilgiyle bir proje hazırlar. O proje sonucunda firmasına yıllık ya da o düşünceyi yönetimde dile getirir. O geçerli olur. Yıllık 100 bin TL, 100 bin dolar kazanırsa o para o firmanın sahibinin cebine girmiyor. Bu benim yorumum. Öyle veya böyle yatırıma gidiyor. Dolayısıyla o firma sahibi onu bir yatırım yapacak. O yatırımı işte makine aldığında bir çalışan, işte eşi de varsa, bana göre 2 çocuk ama reise göre 5 çocuk, 7 çocuk, oralara girmeyelim ama toplamda en az minimum 4 kişiye direkt dokunmuş oluyor. İstihdama katkısı, ekonomiye katkısı, vergisidir, şudur budur, ülkenin gelişmesine katkı şeklinde de bakabiliriz. Evet, tabii nitelikli bir grup olunca ben ilk slide'da, yani bir saatimi burada harcamayayım. Dolayısıyla söyleyecek çok şeyimiz var. Önce bir şeyi yönetmek istiyorsak ölçmemiz lazım. Ölçemediğimizi yönetemeyiz. Biraz uzaklaştırayım bunu. Ölçemediğimizi yönetemeyiz. Ne yaparsak yapalım, ölçüyoruz ama ölçtüğümüz o verilere göre, o veriler bize sinyal verecek. O aldığımız sinyale göre karar vermemiz lazım. Bazı durumda da öncelikle hani bir şeyden rahatsız olmamız lazım. Ben üretim yapıyorum, diyelim ki bir firma yetkilisi. Üretim yaparken ben bunun daha iyisini yapabilirim düşüncesinde olması gerekiyor. Acaba ne kadar yapıyorum? Şu kadar. Sayı olarak aylık şu kadar satıyorum ya da yıllık şu kadar satıyorum. Ben bunu daha fazla satabilirim. Ya da az sattığından şikayet etmesi lazım. Farkındalıkla başlıyor. Daha iyisini yapabilirimle devam ediyor. Ama ne kadar yapıyorum? Aylık şu kadar yapıyorum ya da şu kadar satıyorum. Ben bunu %5 arttırırım dediğinde iş değişiyor. Kaçtan kaça gidiyoruz? İşte kişi diyor ki ihracatımızı arttıracağız. Ne kadar arttıracağız? Çok arttıracağız. Ne kadar çok? Bildiğiniz gibi değil. Hiçbir şey söylemiyor. Pek çok. Çok çok. Hiçbir şey yok. Ama %5 dediği an iş bitiyor. Yüzdük, 105 olduk. Sayıları oranlara dönüştürdüğümüzde, biraz sonra tablolarda da buna değineceğiz. Biraz daha fark, aslında bilmediğiniz bir şeyi anlatmıyorum ama size hiç istatistik de anlatmayacağım. Ama anlatacağım her şey sizi istatistiğe götürecek. İstatistikle ilgili inancınızı arttırmam lazım. Yoksa beni dinlemezsiniz. Zaten çok ilgili, dikkatli dinliyorsunuz. Dikkatinizi biraz daha toplamak üzere veya bana biraz daha güvenmeniz üzere bir şey yapmam lazım. Şok bir şey olması lazım. Ve diyorum ki bunu başkanımızdan almadım bu bilgiyi ya da teknik arkadaşlardan almadım. Şu anda bu toplulukta bulunan kişilerden 2 kişinin doğum günü aynı diye böyle bir iddiaya giriyorum. Çıkmazsa Ocak ayında ceketimi çıkarıyorum dediğimde birkaç arkadaş gülmeye başladı. Aralıkta ne olacak gibi böyle. Bakın bir tane veri verdim size. Tahminde bulundunuz. Tek bir veri bile Şubat, Mart, Şubat'ta kravat, Mart'ta gözlük vesaire devam edecek. Peki
Burada şu cümleyi de kurayım. Hiç sevinmeyin. Bu bilim beni bugüne kadar hiç utandırmadı. Hemen hızlıca bu faslı geçelim. Ocak ayında doğanlar parmak kaldırsın, ben kaç Ocak diyeceğim. Önce ben söyleyeyim, benim 11 Ocak. Tabii bu arada 11 Ocak varsa geçmiş dönemde ilk sorduğum iki kişi vardı, iki kez oldu. Geçen hafta yine bu semineri verdiğimde ilk sorduğum kişi 11 Ocak dedi. Şike gibi, 11 Ocak yok değil mi? 1 Ocak da sayılmıyor. Çünkü 1 Ocak bir önceki yıl vesaire, çocuğun yaşı şu olsun bu olsun gibi. Tabii 1 Ocak'taki arkadaşlar hocam bizi saymadınız demesin. O işin diğer tarafı. Evet, 11 Ocak. Başka Ocak ayında doğan varsa söyleyelim. Ocak, Şubat, Mart ilk 3 ayda bitecek. Belki de daha zevkli olur. Aralığa kadar hoca terlesin biraz. Ceketi çıkarsın, yeleği çıkarsın. Bir şekilde. Başkanım? 10 Ocak. Tüh, bir günde kaçırdık. Olsun. Daha devam. Başka? 5 Ocak. 6 Ocak. Tüh, hep bir gün kaçırıyoruz. 20 Ocak. Başka Ocak var mı? 12 Ocak. 11, 12, 15, 6. Çok heyecanlı değil mi? Başka Ocak? Yok. Ceketimi çıkardığımı varsayın. İktisatta varsayımlar geçerli. Hani diyoruz ya, ceteris paribus, diğer şartlar sabitken diye bir varsayım var. Oysa gerçek yaşamda diğer şartlar değişkendir. Ona mutatis mutandis denir. Ama biz hep ceteris paribus diyebiliriz. Tabii affınıza sığınarak diye söylüyorum. Şubat ayına geçelim. Şubat ayında doğanlar. 25 Şubat. 27 Şubat. 25 Şubat. Soldaki beyefendi 25'ti. Doğru mu? 25 ve 25. Affınıza sığınarak biraz espri niteliğinde öğrenci olsaydınız, size ilişkin söylemiyorum. Size ilişkin söylemiyorum asla. Öğrenci olsaydınız, ben bunu öğrencilerin olduğu ortamda da yapıyorum. Diyorum ki ikinizin de sevgilisi var mı? Yok hocam diyorlar. Diyorum ki sizi tanıştıralım. İktisadi İdari Bilimler Fakültesindesiniz. Erkek olanın çok hoşuna gidiyor. Hemen algılıyor. Doğum günü harcamasında %50 iyileştirme oldu. Direkt algılıyor onu. Dolayısıyla affına sığınarak diyelim. Evet, geyim olur. Şubat ayı çıktı. Diğer aylara gerek kalmadı. Biraz inandık mı istatistiğe? Bu toplulukta iki kişinin doğum gününün aynı olma olasılığı %99.8 ya da 9. O kadar yüksek. İşte bu bilim böyle bir bilim. Dolayısıyla çıkma olasılığı çok yüksek olan bir durumda, olasılık %90'sa 100 kez bu deneyi yaptığınızda 90 kez çıkar, 10 kez çıkmaz. Ama o 10 olmaz da 11 olur, 8 olur. 30 olmaz. Yeterince örneklem tekrarlandığında burada net bir şekilde gördük. Bir şok daha yapalım, sonra devam edelim. Biraz daha inandırmam lazım sizi. Tabii iki tane hatta diyelim. Flash belleği takıyorsunuz yuvasına. Ya geçer ya geçmez. Olasılık ne? %50. Ama %70 olasılıkla takamıyorsunuz. 10 taneden 7 tanesi geçmiyor, ters çeviriyorsunuz. Doğru mu? Çünkü o aparatı ona göre yapıyorlar. Düz bıraktığınızda ters tarafa doğru geçiyor. Orada da diyorlar ki ok bıraktık diye. Hani oraya bak, çevir öyle tak diye. Ama kimse ona bakmadı. Onu da biliyor. Biliyorlar. Dolayısıyla %70. Burada da burası küçük bir şey. Biraz büyük bir şeyle devam edelim. Yine bir insanın kan grubu ya pozitiftir ya da negatiftir. Olasılık %50. Ama öyle olmayacak. Buraya yazıyorum. Eğer çıkmazsa mesleği bırakıyorum artık. Ceteris paribus yok burada. Ya da rektör beye direkt söyleyin. Hocam bizim seminere bir hocamız geldi, yalan söylüyor. İstatistik zaten yalan. İstatistiğin yalan olmadığını da biraz böyle abarttım ama inşallah deyip biraz heyecan yaratayım. Sonuçta sayı kaç kişi bilemedim şimdi. Onu da saymam lazım ki şey olmasın, sıkıntı olmasın. 2, 5, 6, 10 hızlıca sayın. 13, 18, 20, 25, 29, 32, 34, 37, 38, 39, 43, 46, 48, 51, 55, 58, 61, 63, 65, 67, 70 olsun. Evet, hadi sayıyı da söyleyeyim, 15 kişi. 15 kişinin doğum günü diyorum, kan grubu negatif. 15'i geçmeyecek. Üstelik onlardan biri benim.
14 oldu, birden küt diye düştü. Sayıyı doğru saydıysam, inşallah 74 doğru saymışımdır. Evet, kan grubu negatif olan, bakın o 15 kişiyi geçmeyecek. Böyle olağan dışı bir durum oldu, 20 olsun. Ama 15'i de geçmeyecek, 20'yi zaten geçmeyecek. Kan grubu negatif olanlar parmak kaldırsın. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eksik saydıysam 14. Hadi bir de avans 15. Şiir gibi değil mi? Hoca bir şekilde bu 13 kişiyle anlaşmış. Öyle bir şey de yok. Kan grubu pozitif olanlar parmak kaldırsın, herkes kaldıracak. Bakıyoruz doğal olarak. Ama hani biraz önce şike var mı diye onu da doğrulamak için şike yok yani. Evet, şimdi istatistiğe inandık sanıyorum. Bilime inandık. Üçüncü gözden kastım bilim gözü. Burada da onu görmüş olduk. Hala birinci slayttayız. Önce bir şey yönetmek istiyorsak ölçmemiz gerektiğini söyledim. Ölçelim, sonra yönetelim. Kilo problemimiz var. Kilo alamıyoruz ya da fazla kilo alıyoruz. Bu bir problemse ne yapalım? Teraziye çıkalım, boyumuzun, kilomuzun ölçüsünü alalım. Sonra normal bir insanın kilosuyla karşılaştıralım. Bir hedefle, olması gereken şeyle, devletin veya işte kanunların koyduğu göstergeyle karşılaştıralım. Ondan ne kadar büyük, ne kadar küçük. O bize problemimizin boyutunu verir. Sonra bu kilolar bize nereden geldi diye bakarız. O noktada istatistiğin işi biter. O kiloların nereden geldiğini istatistik bilemez. O alanın uzmanı olan kişiler o konuyla ilgili bilgi verir. Sonuçta bir aksiyon alırız. Deriz ki işte hani insan, cümlemi mazur görün, insan gibi yememiz lazım ya da yeme alışkanlığımızı değiştirmemiz lazım. Herkes de sebep farklı olabilir. Tiroid bezlerimiz çalışmıyordur. Hani kişi der ki ya ben yemiyorum, su içiyorum, bana yarıyor vesaire. Bir kök neden birinde başkadır, diğer kişide başkadır. Kök nedeni belirlemediğiniz bir problemi çözemezsiniz. O nedeni belirledik, onunla ilgili işte spor yapmamız lazım. Az yememiz, çok hareket etmemiz lazım. Mantık bu, düz formülle. Bunu uyguladık, işte 90 kiloyuz. Normalde yetişkin bir erkek 80 olmalı. Onu nereden biliyoruz? Asansörler söylüyor. 320 diyor, 4 kişi diyor. 4 kere 8, 32. Bazıları 320, 310 yapıyor. Peki bir asansöre 5 kişi bu mantıkla binebilir mi? 5 kişi 60'er kilodan 300 kilo. Hatta bayanlardan işte 6 bayan asansöre bindi. 50'şer kilodan yine 300. Sayı 4 olsun. Diğerini sağlıyor. Veya bunun tersi 3 tane, efendim hacimde sorun yok. Olsun, bayanlar da ince olunca 6 kişi sağır. Tersi hani 3 tane 100 kiloluk kişi asansöre bindiğinde 300. Dördüncü kişi, 4 kişi yazıyor, olmuyor. 300'ü geçtik. Bazen burada bir tane koşul gerekiyor. Ama iş hayatında bazen bir tane koşul yetmiyor. İkinci koşul, üçüncü koşul, evlilikte de örneğin. Yakışıklı olsun, tamam. Güzel olsun, tamam. Ama bu da olsun, bu da olsun, bu da olsun şeklinde. Çok fazla isteğimiz de olunca evde kalıyoruz ya da aday bulamıyoruz vesaire diye. Tabii ilahi adalet bizi bir yerde buluşturuyor, evleniyoruz ya da mutlu oluyoruz, olmuyoruz. O işin diğer tarafı diyelim. Ne yaparsan yap, aşk ile yap diyor. Bu Mevlana'nın sözü. Bu çok önemli. Ben bunu çok ciddiye alıyorum. İkincisi Kenan Doğulu'nun da şarkısı. Buna bir de katkı yapalım. Ne yaparsan yap, bakın aynı şekilde. Ne yaparsanız yapın, aşk ile yapın. Ama içine bilimi de katın. Bu da benden olsun. İçine bilimi de katın. Bilim yoksa gerisi filmdir. Biraz ağır bir cümle belki ama bilim olmak durumunda diyelim. Şimdi başlayalım. Halde sırasıyla tabii kumanda orası gidiyor. 2012 yılında ağzımdan şöyle bir cümle çıktı. Bana göre o zaman 12 kitabım vardı. Bana göre istatistik üçüncü göz dedim. Ama bu göz bilim gözüdür. Çıplak gözle göremediğimiz olayları istatistikle görebiliriz. Gerçekten 500 tane veriyi alın, atın yere, hiçbir şey söylemez. Veriler ketumdur. Sır saklarlar. Hiçbir şey söylemezler. 500 günlük satışlarınızı alın, bakın
hani tek tek göz nuru dökerseniz belki bir şeyler yakalarsınız. Ama bu verilere bir şeyler yapmamız lazım. Bir işleme tabi tutmamız lazım. İstatistiğin bilimsel olmayan bir tanımı da verilere işkence çektirme sanatı denir. Hani verileri sıralarız. Yani işkence çektirmeyiz ama ifade için öyle söylüyorum. Sıraladığımız zaman 3 tane bilgi geliyor. Veriler konuşmaya başladı. En küçük satışlar dedik. Minimum satışımız. Sonra en büyük satışımız. Bir de ikisi arasındaki fark. Range diyoruz. Ne kadar? Bakın tek bir sıralamayla. Sonra her bir ölçüm sonucu, her bir satış miktarı kaç kez tekrarlanmış? Hangi günler, hangi haftalar, hangi mevsimler, hangi bölümler gibi işte ne yapıyor konuşmaya başladı. Alın size üçüncü göz. Biraz sonra Ronaldo, Messi oralara bile gireceğiz. Orada futbolda Bursaspor küme düştü. Barcelona ile Real Madrid ile oynarsa yener mi yenilir mi onu da değerlendireceğiz diyelim. Benim o zaman 12 kitabım vardı. Dediğim gibi bana göre istatistik üçüncü göz dedim. Bunu söyleyebilmek için 25 yılım geçti. Bu cümleyi kurmak için. 87 mezunuyum. 2012'de bana göre istatistik üçüncü göz dedim. Tam 25 sene. Ne olacak hocam? Hani üçüncü göz nedir vesaire diye. Siz şanslısınız. Bugün öğrendiniz. İstatistik üçüncü göz şeklinde. Tekrar söyleyelim. Çıplak gözle göremediğimiz bazı olayları, verileri alırız. O verileri analiz ettiğimizde ne şekilde analiz edeceğimizi de basitleştirerek söyleyeceğim. Tabii formül vermeden, hiç formülsüz, zaten şeyde de yazıyordu orada, formülsüz istatistik diye. Bu şekliyle üçüncü gözümüzü devreye alıp oradan bilgi alabiliriz. Bunun kanıtı da şu, bizim çocukluğumuzda ya da 30-40 sene önce diyelim, hekime gittiğinizde hekim bir şekilde size neyiniz var diye sorduğunuzda, Uğur hocam hoş geldiniz. Neyiniz var diye sorduğunda siz şikayetinizi belirtti. Diyorsunuz ki midem rahatsız, ağrıyor vesaire. O oturun diyor. Sonra bir form çıkarıyordu, kağıt, kalem neyse sırasıyla ateş var mı, kusma var mı, bulantı var mı, o var mı, bu var mı diye soruyordu. Yarım saat 45 dakika. Sonra onları okuyarak sizin hastalığınızı teşhis ediyordu. Oysa günümüzde aynı şekilde hekime gittiğinizde ne derseniz deyin bir tane form çıkarıyor. Kan tahlili, idrar tahlili, röntgen bilmem ne. Bana veriyle gel diyor. Veri yoksa sana bir şey diyemem diyor. Masal anlatma diyor. O başka bir yorum ama o ayrı, o işin diğer tarafı ama gerçekte burada veri olması lazım. O halde normal insanda bakın kan ve idrar tahlilleri 40-50 şeyin o tahlilin seviyesine göre çok sayıda gösterge var orada. O göstergelere göre normal insanda örneğin işte sistolik kan basıncı şu değerle bu değer aralığında. Binlerce kişi üzerinde çalışma yapılmış sağlıklı insanlarda. Aralığın alt sınırı bu, ortalama, üst sınırı bu. Güven aralığı yapılmış bu şekilde. Diğer göstergeler de aynı normal insanlarda. O zaman diyoruz ki işte trigliserit değeri alt sınırın altında veya işte şu değeriniz üst sınırın üzerinde, üre miktarı üst sınırın üzerinde şeklinde. Dolayısıyla buyurun arkadaşlar, Kalite Birliği Yönetim Kurulu üyelerimiz geldiler. Başka bir toplantıda idi arkadaşlarımız, o yüzden geldiler. Buyurun, hoş geldiniz. Dolayısıyla bir insanın kanındaki ya da idrarındaki veriye bakarak o insanın sağlıklı ya da hastalıklı olup olmadığını teşhis eden bu bilim, muhasebe sisteminde de evrendeki tüm olay, sadece firmalarda değil, evrendeki ölçülebilir veya sayılabilir, sınıflandırılabilir, yani istatistiğe dönüştürülebilir olan tüm olaylarda o olaylara ilişkin verilerin davranışını ortaya koyabilir. Dolayısıyla günümüzde buna makine öğrenmesi deniyor. Makine öğrenmesi, yani ne yapıyor? Binlerce kişi üzerinde makine, 1000 kişi üzerinde çalışma yapıyorsa 700 kişilik veriyi kullanıyor. O 700 kişiye göre bir model oluşturuyor. Ve sonra
kalan 300 kişi ile o modelin çalışıp çalışmadığını test ediyor. Gerçeği ile tahmini karşılaştırıyor. Sapma varsa onu eğitiyor. Eğitme serisi işte makine öğrenmesi dediğimiz şey bu. Bunu biraz daha havalı söyleyince yapay zeka oluyor. Dolayısıyla arkasında bir algoritma var. Temelinde de istatistik var. Artık günümüzde istatistik tüm firmalarda son derece önemli. Bunu COVID'de öğrenmiş olmamız gerekiyor. En iyi, en azından bunun önemini COVID'de kavramış olmamız gerekiyor. COVID döneminde daha ortada bir şey yok. Şu kadar kişi ölecek, üstel fonksiyona göre ölecek, artan bir şekilde ölecek gibi tahminler yapıldı ve hepsi de tuttu. İkinci dalga, birinci dalga, öyle bir şey hiç duymamıştık. Üçüncü dalga gelecek diye bunlar hep aynı şekilde tahmin. Burada tabii verinin doğru olması konusu da önemli. Türkiye'de maalesef iktisadi verilerin doğru olmadığı yönünde eleştiriler var, tartışmalar var. Oralara girmeyelim. Ben de bu taraftayım tabii ki akademisyen olarak. Doğru veri varsa, güvenilir veri varsa varacağımız karar doğrudur. Bir kişinin tansiyonunu ölçersiniz. Ölçtüğünüz tansiyonu ölçen kişi taraf tutmazsa, tansiyon cihazı da doğru ölçerse, kalibrasyona uygunsa, doğru ölçerse vereceğiniz karar da doğru olur. Aksi halde tansiyonu düşük olan kişiye ilaç verdiniz, yükselttiniz. Oysa onunki normaldi. Siz yükseğe çıkardınız. Yanlış karar vermiş oluruz. İşte Türkiye'de baktığımızda hani sağlam veri var mı dediğimizde, en sağlam ne dediğimizde, hava tahminleri. Meteorolojiden geliyor, insan eli değmeden bulutların hareketi. Balkanlardan deniyor ki soğuk hava dalgası geliyor. Bulutlar işte üstel bir fonksiyonla logaritmik olarak geliyor. Çarşamba günü işte Nilüfer ilçesi bilmem şu caddenin, hatta bir de öğleden sonra diyorlar. Dalga geçer gibi ikiyi çeyrek geçe. İşte o köşede bir tane direk var ya, oraya ilk kar yağıyor dercesine o kadar nokta tahmini yapılıyor. Dolayısıyla bunun arkasında güvenilir veri var. Verilerimiz güvenilirse sonuçlar da iyi olacaktır. Burada LIFO-FIFO yöntemi sizler biliyorsunuz. Last in first out, first in first out şeklinde. İlk giren ilk çıkar, son giren ilk çıkar. Envanter çalışmalarında kullanılan yöntemlerdir. Ben buna bir de GIGO'yu ekliyorum. GIGO. Garbage in, garbage out. Çöp giren, çöp çıkar. Trash da çöp demek, Tito da diyebiliriz. Trash in, trash out. Çöp giriyorsa çöp çıkıyor. Verileriniz güvenilir değilse sonuçlar da güvenilir olmayacaktır. Buradan devam ettiğimizde işte kitaplarımla ilgili biraz da reklam yapmış olmayayım ama hani 12 kitap dedik. 2020 yılında 20 kitabım olacak. 2023'te 23, 2050'de 50 kitabım olacak diyerek hedef koydum. Hedef, 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 hedef. Hedefiniz yoksa gideceğiniz yol belli değildir. Hedefinizden sapma olabilir. Örneğin benim iki tane sapmam var şu anda. Orası çalışıyor galiba. Evet. 2023 yılında 21 kitabım var. Oysa 23 olmalı. Eşimin rahatsızlığı nedeniyle bu sene yetiştiremedim. Ama seneye belki eksi birle, ondan sonraki sene artı birle bu devam edecek. Hedefiniz varsa gideceğiniz yol belli. Taksiye biniyorsunuz. Taksi şoförü size ne soruyor? Nereye gidiyorsunuz? Hedef istiyor. İşte akademik odalara gidiyorum. Sizi buraya farklı yollardan da olsa getiriyor. Hedefiniz var. Gideceğiniz yol bu yönüyle belli. Evet, burada hiçbir şey imkansız değildir diyelim. Bazen bazı şeyler vardır, zordur. Muhasebe sisteminde de bu böyledir. Bütçe veya işte işlemler, bir sürü denkleşmez sıkıntılar olur iş hayatında. İmkansız değildir diyoruz. Bakın bu arkadaşımız ayakkabısından daha küçük bir minyatür bisikleti kullanacak. Kaskı da var. Senkronizasyona bakın. Arada benim su içtiğimi gören var mı? Yok. Yoksa daha üçüncü gözünüz yok. Yani işte görenler tamam, o zaman
şeyim yok, sözüm yok. Ya yani ne derler? Gözler fıldır fıldır olmalı. Bir şey yaparken başka bir şeyi de görmeli. Futbolcular öyledir. Top geldiği gibi kafa böyle döner. Kim boşta, kim ne şekilde diye. Tık diye ona. İş dünyasında artık böyle olmamız gerekiyor. Buradaki videoda bu arkadaşımız, bir daha yapalım, gösterelim. Yani bunu yaptı da hani ülke ekonomisine bir katkısı mı var? Yani ne yaptı ki diyebilirsiniz. Yani kendisine de bir katkısı olmamıştır ama burada mantık şu. Yani imkansız bir şeyi başarmış. Kesinlikle ben kendi açımdan baktığımda bunu yapamam. Benim için imkansız bir şeydir. Ama o başarmış. Ben yapacağım demiş. İşte muhasebe sisteminde de takıldığınız bir nokta varsa, çözemediğiniz bir şey varsa, odaklandığınızda ve ben bunu yapacağım dediğinizde, üzerine gittiğinizde inanın yaparsınız. Buradaki mesaj bu. Bir diğer videomuza baktığımızda, daha doğrusu görüntümüş bir direkt. Bazı kurumlar var, bazı kavramlar var. İnceleyelim. Türk Standartları Enstitüsü, Türkiye'de kalitede önder, işte resmi kuruluşumuz, bir şekilde kalitenin tek adresi diyebileceğimiz bir yapı. Sanayide TSE'nin desteklenmesi gerekiyor. TSE'nin kamu hantallığı vardır, TSE kamu kurumudur, eksikleri vardır. Bursa Uludağ Üniversitesi'nin de eksikleri vardır. Tartışırız, eleştiririz, tabii ki yıpratmak için değil, daha iyisinin yapılmasına baskı sağlamak için. Bir gün Uludağ Üniversitesi'nin içinde, bundan herhalde 8-10 sene önce, bir banka, bankanın ismini de vermeyeyim, bankamatik şeyini, ne derler, o ATM'sini, öğrencilerin yürüdüğü yol üzerinde, yol bitimi tam oraya koymuş. Yani yol bu şekilde yürüyorsunuz, karşınıza bir ATM çıkıyor. ATM'nin sağından ya da solundan gidiyorsunuz. Hemen resmini çektim, sosyal medyada yayınladım. 3 gün sonra kaldırdılar. Gibi. Hani burada tabii üniversitenin imajının kötülenmesi değil, sadece yapılan bir hata varsa o hatanın düzeltilmesi, daha iyisinin olması şeklinde eleştiri kültürünü de öğrencilere vermemiz gerekiyor. Eğitimde özellikle araştıran, sorgulayan, eleştiren bir yapı. Her bize söyleneni kabul etmemiz gerekmiyor. Biraz sonra bunları da göreceğiz. Stratejik planlama ve denetim. Bakın, denetim olmadığı için denetimi yazmadım. Yani bu ülke stratejik planlamaya biraz daha önem verse ve denetim faaliyetini de biraz daha iyi yapsa uçar gider. Ben yine kendimden örnek vereyim. Uludağ Üniversitesi, işte biraz önce söylediğim gibi, arkadaşımızın okuduğu gibi, 2008-2011 döneminde Sosyal Bilimler Enstitüsü müdürüyken, o zaman rahmetli Mete Cengiz Hoca rektördü. Enstitünün stratejik planını inceledim. Bir baktım ki ürktüm, ben kendim ürktüm yani. Dedim ki bunları yapıyor muyuz yani? Bütün hocalar yurt dışına gidiyor, bütün öğrenciler gidiyor. Hani gitmeyeni dövüyoruz neredeyse, öyle yazıyor. Bir Allah'ın kulu da gitmiyor. Kimse de sormuyor, ya arkadaş bunlar yazıyor, niye göndermiyorsunuz demiyor. Bakın bu şekliyle, o zaman rahmetli Mete Hoca'ya söyledim, hocam bu biraz komik açıyor, bunu düzeltmemiz lazım şeklinde. En azından hani bütçe ile ilgili olan harcama kalemlerini ya da asistan istiyor bölüm, hedefleri tutturması, hedefinin üstünde bir şeyler yaparsa, daha fazla yayın üretirse, o bölüme bir tane daha asistan verelim. Basit bir gösterge. Rekabeti, kaliteyi arttırmak adına kullanmak üzere. Bunları da 3 kişiyi, 3 tane öğrenciyi yurt dışına göndereceğiz diyelim. 3 olmaz da ikisini gönderelim. En kötü birini gönderelim ya da 4'ünü gönderelim. Ama 300 diyoruz. 3 tane giden yok. Kimse de sormuyor. Şimdi işler değişti. Şu anda soruluyor. O dönemden sonra, sonraki rektörler de ona şekilde uydu diyelim. Kalite yönetim sistemi tüm sistemlerde, tüm firmalarda firmanın temelidir. Olmazsa olmaz bir koşuldur. Hani kalite yönetim sistemi ISO 9001 bitti artık onlar şeklinde. Tabii ki bitmeli. Yani yapmak zorundayız. Binanın temeli, temelini oluşturan bir yapı. Küçümsememek adına ciddi yapmamız lazım. Devamında toplam kalite yönetimi. Yani klasik örnek,
çaycıdan genel müdüre kadar tüm paydaşların işin içinde olduğu, paydaşların örneğin yani paydaş olarak baktığımızda paydaşlardan biri toplum, biri işte girişimciler veya sanayiciler, biri tedarikçiler, müşteriler ama bir de çalışanlar var. Ana olarak 5 paydaş saydığımızda çalışanlar da iç müşteri. Çalışanlarımızı memnun ettiğimizde, müşterimizi, iç müşterimizi memnun ettiğimizde onlar da ne yapacaktır? Kaliteli ürün üreteceklerdir. Elon Musk'ın şöyle bir sözü var. İşte ben ne diyor? İşte şehir önemli değil, rastgele söyleyeyim. İşte New York'tan işte bilmem Boston'a gitmek istemiyorum. Zaten gidiyorum diyor. Ama ben Mars'a gitmek istiyorum diyor. Beni Mars'a götürecek olan çalışanlarım diyor. Çalışanlarımı mutlu etmem lazım. Ki onlar beni Mars'a götürsünler şeklinde. O halde kaliteye hizmettir. Bütün davada kalite, kalite olduğunda da bir şekilde firmanın ömrü uzayacaktır. İhracatı artacaktır, üretimi artacaktır vesaire vesaire. Burada ya hoca da her şeye böyle istatistiği bulaştırıyor. Böyle istatistik olmasa olur mu? Olur. Felsefe hocası gelir der ki ben felsefeyle ülkenin hani ne derler aklını alırım. Gelsin alsın. Süper. Felsefe de çok önemlidir. O da bilimdir. E canım felsefe yapma değil. Felsefe bütün bilimlerin babasıdır, dedesidir, kökenidir. Felsefe de ya da bir başka hoca çıkar ve başka araştırma çıkar. İngilizce bizim için önemli der. Kişi için. Yani illa bölüm olmak zorunda değil. Bir diğeri ileri Excel ya da kodlama der. Çağımızda son derece önemli. Her bir birim, her bir bölüm önemli. İstatistik bu yönüyle baktığımızda her şey değişiyor. Değişim dediğimizde değişimin kendisi matematikteki türevdir. Delta y bölü delta x. X'te bir birim değişme olduğunda y ne kadar değişiyor? Fonksiyonun türevini al, o sana söylüyor bunu. Dolayısıyla matematik altyapısı da var. İstatistikle ilgili de biraz önce hani olabildiği ölçüde güveninizi arttırmaya çalıştım. O zaman değişmek zorundayız. Gelecekte bazı meslekler kalkıyor. Bilemiyorum şeyle ilgili serbest muhasebeci mali müşavirler odası ya da mali müşavirlik mesleğinin geleceği ile ilgili bir done var mı detayda? O konuda belki araştırma yapılabilir. Batı'da bu konuda yapay zeka ile ilgili bazı şeyler varsa yapılan işlemler ne derler? Robotik demeyeyim ama hani o öyleyse bu böyle türündense algoritması çıkarılarak bilgisayarla bunlar otomatik hale getirilebilir. Tabii ki yine de insan olmalı, kontrol etmeli, o yazılımı yapacak kişiler olmalı vesaire ama bazı mesleklerde mesela hani biraz önce teşhis meselesine değindik. Kan idrar tahlili için hastaneye gidiyoruz. Belki 5 sene, 10 sene sonra bankamatik kartına gideceğiz. Oraya idrarımızı bırakacağız aparata. O zız diye ölçecek. Ondan sonra şeyleri bütün olası durumlar var orada programda. Bu bunun altında, bu bunun üstünde. Onu hekim teşhis ediyor. Oysa algoritmaya verdiğinizde onu diyecek ki arkadaş sen şeker hastasısın. Git 3 tane şu 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 ilacı iç. Ekranı da yazacak. Hatta adınızı da yazacak. Nereden adımı biliyor? Kart girdiniz. O kartta da adınız yazıyor. Oradan işte Erkan Bey lütfen gidin karşıdaki eczaneden veya karşıdaki eczane değil hemen bizim altımızda şu düğmeye basın diyecek. İlacı bile belki bir şekilde verebilecek gibi. Dolayısıyla çağımız değişim çağı. Her şey değişiyor. Bizler de değişmemiz lazım. Hatta kafa yapımızı bile değiştirmemiz lazım. Ülke olarak, birey olarak, kurum olarak. Çünkü çağımız Ar-Ge ve inovasyon çağı. Burasını geçelim. Edward Deming'in sözleri. Bakın 60'lı yıllarda firmalar üretim üstünlüğüyle rakiplerine rekabet avantajı sağlıyordu. 70'lerde maliyet devreye girdi. Ama üretim kalkmadı. Artı bunlar hep artı. Onun üzerine 80'ler kalite kalite herkes kalite dedi. Ve 80'li yıllarda insan kaynakları doğdu. İnsan kaynakları öncesinde ne vardı? Personel yönetimi vardı. Personel yönetimi tabelaları kalktı. Tak diye insan kaynakları yönetimi geldi. Personel yönetiminde ne vardı eskiden? Maaş, bordro, izin, yıllık izin vesaire, özlük hakları. O
fonksiyonlar oydu. Oysa günümüzde insan kaynaklarında bunlar yine var. Ama çalışanların motivasyonu, performansı, kariyer gelişimi, yani insan kaynağının potansiyelinin açığa çıkarılması. İnsan kaynakları çalışanları motive etmeli. Onları sömürmeli demiyorum asla, asla. Az çalışarak, az çalıştırarak en yüksek verimi almalarını sağlamalı. Öyle bir güzel yemek vermeli ki firmada, çalışanlar evinde yiyemeyeceği yemeği o firmada yerse, dolayısıyla aidiyet yemek konusu da maaştan önemlidir bakın. Ben çok sayıda kurumda çalışan memnuniyet araştırması yaptım. Firma ismini olumsuz rakam şeylerde söylemem ama olumlu olduğu için söyleyebilirim. Örneğin Bosch firmasında 7 çeşit yemek vardır. Vejeteryan yemek ayrıdır. Meyve seçenekleri ayrı, tatlı seçenekleri ayrı. Ama Bosch firmasında araştırma yapınca en kötü şey yemeklerde çıkıyor. Oran kaç? %82. Her şeyi bitirmişler. Hepsi iyi. En altta o. O da altta değil zaten. %82 daha ne olsun yani. Ama en altta o. 80 ya da 77 gibi yüksek rakamda. Dolayısıyla yemek de bu anlamda önemli. Yani kişi o gün yemek yiyecek. Mavi yaka için sadece yemeğin bir şekilde türü değil, miktarı da önemli. Bakın istatistik olarak kişi diyor ki ya yemeklerden memnunum. Ama az diyor mesela. O zaman memnun değilim diyor. Nesinden memnun değilsiniz? Her şey çok güzel, yağı çok güzel, çeşit çok güzel. Ama orada bir ablamız var, aşçı başı var. Bir abimiz var ya da ablamız var. Kaseyle kafamıza vurur gibi yemeği bize veriyor. Tek problem orada mesela. Onu söylüyorlar. O kişiyi direkt işten çıkarmıyoruz. Diyoruz ki bak arkadaş, bu burada senin böyle bir şey yapma şansın yok, hakkın da yok. Dolayısıyla gelen kişilere herkes sana saygılı olmalı, sen de herkese saygılı olmalısın şeklinde. Problemi ölçmemiz lazım, ona göre iyileştirme yapmamız lazım. 2000'li yıllar bilgi çağı, milenyum çağı. Bilgi üstünlüğüyle firmalar rakiplerine üstesinden geliyor. 2010'lar Ar-Ge ve inovasyon. 2020'ler Endüstri 4.0. Nesnelerin interneti, makinelerin birbirleriyle konuşması, iletişimi, verileri aktarması. Buna en uygun örnek e-devlet sisteminden istediğimiz şeyi eskiden muhtarlıkla ilgili şeyi aldığımızda herhalde muhtar o gün yok, ertesi gün gidiyorsun o gün de yok. Üçüncü gün belki denk getirebiliyorduk. Oysa internete giriyoruz e-devlette direkt sonuçta o belgeyi alabiliyoruz. İşte bilgi çağı dediğimiz çağda bu anlamda olumlu şeyler var. Tabii olumsuzluklar da var elbet. Her gelen teknolojinin artısı da var ama eksileri de elbette var. Eskiden fiyat oluşumu maliyet artı kârdı. Formül buydu. Ben 83 girişliyim üniversiteye. İktisatta İbrahim Kayılmaz hocamız, çoğu arkadaşımız İBF mezunu diye düşünüyorum. İbrahim hocayı bilirsiniz. Kayılmaz hocamız gelirdi. İktisatta fiyat veridir derdi. Müşteri bize fiyatı veriyor derdi. Biz de der kim veriyor o fiyatı? Ki o zaman vermiyordu yani. Ama tam rekabet koşullarında günümüzde veriyor. Rekabetin olduğu ortamda veriyor. Eskiden firma işte bir ürün üretiyor. Oraya basayım. Kumanda üretiyor. Elimde kumanda olduğu için bu örneği vereyim. Kumandayı 100 liraya mal ediyor. Toplam maliyeti 100 lira. Kumanda üreten başka firma yoksa fiyatı kendi belirliyor ya, 200 liraya satayım. Başka üreten yok. Yani monopol veya tekel, hatta alan var mı var. 250 olsun, 300. İplikte olduğu gibi. Tekstilde, iplikte %300 karlar vardı. Rekabet azdı. Oysa o çok yüksek kar eden firmaların hepsi battı. Birazdan oraya da geleceğim. Bu 100 liralık kumanda, hani piyasada bunu üretenler de var. O zaman %25 kar marjı koyalım. 125 liraya satalım. Tamam, fiyatı üretici belirledi. Oysa bakın bu 100 liranın 60-70 liralık kısmı malzeme girdi maliyeti, malzeme maliyeti. 30-40 liralık kısmı kalitesizlik maliyeti ya da beceriksizlik maliyeti. Yukarısı da kar alanı. Veri fiyat seviyesi 100 lira. Müşteri günümüzde diyor ki ben diyor senden kumanda istiyorum. 100 liraya istiyorum diyor.
Siz şunu diyemiyorsunuz. Ya ben zaten 100 liraya mal ediyorum. Ya da deseniz de diyor ki 80 liraya mal et. Yani maliyetini azalt. 70'e mal et. Sen de kazan. 100 liraya satarsan bilmem kaç milyon tane alacağım bu üründen diyor. Hatırlayın, Bursa'nın iki güzide otomotiv firması Tofaş ve Renault 80'li yıllarda parayı peşin veriyorduk. Araç 10 ay sonra geliyor. Bir telefon. Arabanız çıktı. Milli Piyango'dan para kazan. Eşek bizim zaten. Yatırmışız paramızı. Ama seviniyoruz böyle, bir ödül kazandık gibi. Sonra ama bir sorun var diyor oradaki telefondaki arkadaş. Ya siz beyaz istemişsiniz ama beyaz yok. Ne zaman çıkacak? Yani işte belli değil. Hani bir ay sonra dese beklersiniz. Belli değil. Yani üretim şeyi. Rekabet yok çünkü. Peki ne var? Yeşil, kırmızı mı abi? Neyse beklemeyelim, yeşil olsun. Belirsizlik de var ya, şeklindeydi. Kötülemek için söylemiyorum. O dönemde rekabet azdı. Rekabet azken üretici kraldı. Oysa günümüzde müşteri kral. Dünyanın dört bir tarafından istediğiniz ürünü istediğiniz yere, istediğiniz yerden alabiliyorsunuz. Getir götürler de dahil. Bir de bu Covid döneminde onlar çok daha iyice arttı. Bir de bilerek teşvik ediliyor. Para kavramı da kalktı. İşte Bitcoin'lere vesaire gidiliyor ama hala dünya direniyor bir şekilde. Bankalar hep bankamatik kartlarıyla ödememiz gerektiğini söylüyor. Oralarda da aslında banka karları diğer sektörlerle karşılaştırıldığında çok daha yüksek. Paranın dolaşımı vesairesi ayrı. Bakalım o noktada neler göreceğiz. Burada her şeyin fiyatı düştü. 100 liraya düştü. O zaman ne yapalım? Kumandamız, peki. Başa baş noktasındayız. Bu şekliyle formül değişti. Fiyatı artık tüketici belirliyor. Siz o fiyatın altında mal ediyorsanız, 100 lira fiyat, siz 80'e mal ederseniz 20 lira karınız oluyor. Formül böyle değişti. Karı elde edebilmek için eskiden kar üreticinin elindeydi. %20, %30, %40 koyarım. Yine sizin üreticinin elinde ama düşük maliyete üretebilirse. Dolayısıyla formülün yapısı bu şekilde değişti. Buna sıfır kar noktası ya da başa baş noktası diyoruz. Çorba içecek bir durum yok. Bir de bu tüm satışların ödemelerinin tamamının yapıldığı varsayımıyla. Bir de hani satıyorsunuz, ürünü gönderiyorsunuz, ödeme gelmiyor. 60 gün, 90 gün meselesi de var ayrı. Peki ne yapalım? Çok hızlı gittik. Bastık. Peki ne yapalım? Burada bir kere basıyorum, hepsi geliyor. Neyse. Tek tek gelirse de. Teorik maliyete yapacak bir şeyimiz yok şimdilik. Üçüncü gözümüzü devreye alalım. Kalitesizlik maliyetini aşağı çekelim. Buradan bize bir kar alanı doğsun. Bakın, kalitesizlik maliyetini aşağı çektiğimizde kar alanı doğuyor. Şimdi burada da burasını da aşağı çekelim. Bununla ilgili bir inşaat tabiriyle malzemeden çalalım. Uygun değil. İki, sigortasız eleman çalıştıralım. Bu da uygun değil. Ahlaki değil ama yapan firmalar var. Orada görünmüyor ama Ar-Ge ve inovasyon. Orada görünmüyor, orada da görünmüyor. Ar-Ge ve inovasyon yaparsak buradaki alanı da düşürebiliriz. Yine kumanda hızlı gidiyor. Buradaki alanı da düşürebiliriz. İkinci kar alanı doğuyor. İşte rekabet edebileceğimiz bir iş olanağına sahip olduk. Eskiden karlar tekstilde çok yüksekti. Yüksek kâra sahip olan sektörlerin dirençleri zayıf olur. Tekstil sektörüyle otomotiv sektörünü karşılaştırdığımızda otomotiv sektörünün direnci çok daha fazladır. Hani 10 kaplan gücünde diyelim tekstile göre. Çünkü tekstilde kârlar yüksekti. Kârınız yüksekse probleminizi görmüyorsunuz. Ama kârınız düşükse, otomotivde eskiden de kârlar düşüktü. Şimdi %3, %4'ler seviyesinde otomotivde. %15'in üzerinde kâr yapan firmalar, sizler işin içindesiniz, otomotivde olanlar varsa ciddi şeydir orada, ciddi boyutta rekabet vardır. Dolayısıyla bir de şu cümleye bakalım. Karlar ve kârlar erirse ne olur? Bir şehre kar yağarsa o şehrin bütün problemleri örtülür.
gizlenir. Karlar güzel de bir görüntü verir. Romantik bir görüntü. Tabii hani ne derler, her şey tıkırında olan insana o görüntü romantik gelir. Ama evinde odunu, kömürü olmayan, doğalgazı olmayan kişi için o başka bir şeydir. Üşümedir, şudur budur. Ayrı. Sonuçta ne zamana kadar bu görüntü iyidir? Karlar eriyene kadar. Kar eridiğinde bütün problemler kar suyuyla birlikte daha fazla çıkar. İşte bir firmaya kar yağarsa, kar gibi kar yağarsa, o firma problemlerini görmez. Ne zamana kadar? Karlar eriyene kadar. Günümüzde rekabet var. Karlar eridi. Artık herkes ne yapıyor? Daha farklı bakıyor. Otomotiv sektöründe, tekstil sektöründe eskiden onda iki hata kullanılıyor. Onda iki. Onda cinsinden. %20. Ciddi bir orandır bu. Oysa günümüzde yüzde cinsinden hatalar da yetmiyor. Milyon cinsinden hata. Buna da PPM deniyor. Kumandada bir tutarsızlık var. PPM deniyor. Parts per million. Ya da products per million. 1 milyon tane ürün veya hizmet başına 3,4 tane hata yapıyorsanız 6 sigma seviyesinde bir firmasınız. Dünyanın dört bir tarafına ürün üretebilir ve satabilirsiniz demektir. Amaç ne? Maliyetleri azaltmak, verimliliği arttırmak. Basit formülle. Bakın yine burada yeni düşen meyveler var. Bunları elimiz işte önemli bir çaba sarf etmeden 2 gün daha toplamazsak çürüyecek. Hemen toplayabiliriz. Ağaçtaki olmuş meyveler şuralardan çaba sarf etmeden basit problem çözme teknikleriyle toplayabiliriz. Ama asıl güneşi gören fırsatlar yukarıda. İşte onu işte merdiven dayayarak daha ileri seviye tekniklerle yakalamamız ya da o fırsatları yakalamamız gerekiyor. Kalite mi? O da ne diyelim? Bir malzeme maliyetini, girdi maliyetini azaltacağız. Malzemeden çalalım demiştik. İnşaat tabiriyle arabanın saç kalınlığını azalttığımızda bakın böyle bir görüntü bir daha oynasın. Ön plaka arka plaka ile buluşuyor. Başka bir yine video. İnsan kaynaklarının kaynadığı ohsasçıların bittiği an. Presin yanında çalışılır. Bunlar presin altında çalışıyor. 6 kişi. 6 tane parça birden üretiliyor. Üretim %500 artmış. Bir tane değil, 6 tane. %500 artış var. Bir de şunu söyleyelim. Basit birkaç şey formülde. Mesela 50 liralık bir ürün 100 liraya çıktığında herkes ne diyor? 2 kat arttı diyor. 2 kat artmıyor. 1 kat artıyor. Ama 2 katına çıkıyor. 2 katına çıktı. 1 kat arttı. 2 kat arttı dediğimizde 50 zaten var. 150 olması lazım. 50 vardı. 2 tane 50, 2 kat arttı diyebilmemiz için. Burada bakın şu beyazlı arkadaş önce bakın. Pres her indiğinde böyle başını sağa doğru ya da sola neyse çekiyor. Bir de öndeki sonra ikincisinde şu arkadaşa bakın. Bu arkadaş da sizden rahat öylece kuzu gibi duruyor. Bakalım. Beyazlı arkadaşa bakıyoruz. Evet. 6 tane parça birden takılıyor. Sökülüyor. Öndeki arkadaş, arkadaki. İşte insan kaynakları, tabii ki üretim vesaire, iş güvenliği hepsi önemli. 800 tonluk pres. O güne kadar bir şey olmamış ama bugün bir şey olmayacağı anlamına gelmez. Geldik inovasyon konusuna. İnovasyon ya da yenileşim ya da yenilikçilik. Makine, daha doğrusu yeni çıkan bilgisayarlarda, notebooklarda ekrana dokunuyorsunuz, parmağınızı algılıyor. Ya da işte bankamatiğe gidiyorsunuz, basıyorsunuz düğmeye. Keramet parmakta değil, camda. Dolayısıyla inovasyondur bu. Çağımızın önemli bir inovasyonu. Yarın doçent olduğum dönemde bankamatikler çıktığı zaman bir araştırma da yapmıştım ciddi ciddi. O dönemde insanlar hani parayı arkadan biri sayıyor, tık diye oradan uzatıyor diye öyle düşünüyordu %80 oranında. Ve şöyle de bir duyguları vardı. Yani o kim? Hani Hamdi Bey diyor ya şey Acun'un programında. Yani o parayı sayan kişiyi gösterseler bana, hani kimin elinden o parayı aldım diye. Dolayısıyla öyle bir algı da vardı.
o dönemdeki, hani bundan 30-40 sene önce cama dokunduğunuzda bir şekilde cam hareket etse, ben erdim falan der herhalde insan. Ya da kapıya gidiyorsunuz, yaklaştığınızda kapı açılıyor. Yani bayağı manevi bir yapımız var şeklinde. Ya da elinizi musluğa götürüyorsunuz, su akıyor. Sensör algılıyor. 30-40 sene önce böyle bir şey olsaydı herhalde kişi ben cennete geldim deyip küt diye düşerdi yani. Dolayısıyla çağımızda önemli bir inovasyon. Sıkı durun. Bu ülke insanına nasip olan bir inovasyon örneği. Alın size, inovasyonun dibi diyelim. Başka bir ülke insanına nasip olmaz bu. Tabii bu inovasyon değil, icat, buluş ne dersek, ama inovasyon altyapısı içeriyor. Bu ülke insanı böyle. Karadeniz. Ben Karadenizli değilim ama Karadeniz insanının, hani Türk insanının zekası vesairesi ayrı, Karadeniz insanı da bir tık yukarıda. İnanmayanlar Karadeniz'e gidebilir. Biraz sonra biz de gideceğiz. Karadeniz'e gittiğinizde sanıyorum Rize yolunda Mustafa'nın yeri 100 metre geride yazar. Dünyada böyle bir tabela göremezsiniz. Karadeniz dışında da göremezsiniz. İleride denir, kişi ona göre vaziyet alır, ileride 2 kilometre vesaire. 100 metre geride. Biz ekonometre, o zaman yardım doçenttim. Ekonometri hocaları, Türkiye'deki tüm ekonometri hocaları bir otobüs Karadeniz'e gittik. Hocalar da profesör olan, biz o zaman yardım doçentiz, öyle fazla konuşamıyoruz. Profesör olan ağır hocalarımız bir şekilde şu Mustafa'yı görelim. Yani tabelayı görünce Mustafa da oraya öyle bir yere koymuş ki tabela orada duruyor ve dönel kavşak var. Bursa'da ona baba diyorlar. Babayı döndük. Bir şekilde arkadaşımız atmış oltayı, bizi çekiyor bir şekilde Mustafa. Bizim hocalar güya dalga geçecek. Mustafa karşıdan gelin bakayım hoş geldiniz deyip bizle dalga geçmeye başladı. Buna satışta inovasyon diyoruz. Ne denir? Şeytanın aklına gelmeyen şeyi yaptığınızda yenileşimdir. Yani satışa dönüyor bir şekilde. Bir örnek daha vereyim bununla ilgili. Şeyde Ağoğlu İlaç May Kimya'nın sahibi Kayapa'da, şimdi Osmaniye'ye geçti fabrikası. Yalçın Ağoğlu, onun izniyle anlatıyorum bunu. Ondan izin aldım. Hocam dedi, bizim kayınpeder, kayınpeder dedim, babam dedi, biz Karadenizliyiz. Katıksız Karadenizli, aynı sizin dediğiniz gibi. Tabela değil ama bir yazı yazmışlar. Cümlemi mazur görün, öküz sütü bulunur diye. Ben dedim ki, bak öküz sütü varmış. Oğlum dalga mı geçiyorsun, ne öküz? Yani, öyledir, böyledir, hadi gidelim, ikna ettim dedi. Gitti, babam hemen bir sinirlendi dedi. İki tane öküz sütü demişler. Öküz sütü gelip direkt bira bardağıyla, koca bardakla koymuşlar önüne. Babası sinirlenmiş, demiş, dalga mı geçiyorsunuz? Demiş, öküzün sütü mü olur diye. Cevap nedir dersiniz? Abi ne yapalım, öküzler geliyor, istiyor, biz de veriyoruz. Karadeniz böyle, gitmenizi öneririm. Orada ne inovasyonlar var, yol yok, teleferik var. Tepede yol yok, mümkün değil. İnsanoğlunun oraya ulaşması mümkün ama teleferik yapıyor. Karadeniz'de olan en az 10-15 kişi vardır, daha fazla da olabilir. Kimler Karadenizli? Bu arkadaşlara dikkat edelim, olumlu anlamda. Olumlu anlamda. Karadeniz insanının, dediğim gibi, bir tık yukarıda, katılırsınız, katılmazsınız. Bu benim görüşüm ama Karadenizlerde biraz inatçılık var gibi. Benim çözemediğim, onu sizlerden destek alabilirim, çözemediğim Karadeniz insanı, Karadenizler dışındaki insanlarla müthiş iletişimi vardır. Ama birbirleriyle sıkıntıları var. Onu, o konuda sizden destek alabilirim. Burada hocam ne olacak? İşte bunun küçüğü var, büyüğü var, kız versiyonu, hepsi olur. Bu ülke insanına yeter ki bu şansı verin. Bu şansı Almanlar Türk işçisine verdi. Türk işçileri Almanya'da üretimi en az %30 arttırdı. Almanlar Türkiye ile ilgili her fırsatta olumsuz propaganda yaparlar, politikacılar da dahil vesaire. Ama hiçbir zaman Türk işçisi şöyle kötüdür cümlesini duyamazsınız. Ki o jenerasyon, ilk giden jenerasyondaki, yani eğitim seviyesi biraz daha düşük olan kişiler gitmesine rağmen, ki şu anda ikinci jenerasyonda kişiler artık girişimci ya da sanayici olmaya başladılar diyelim. Evet, devam ediyoruz. Birinci göze geldik daha. Birinci göz baktığımızda istatistik okuryazarlığı. Yani tüm firmalarda mavi yakalı çalışanlar da dahil
verilerin önemi konusunda bilgilendirilmeli. Veriler önemli. Yani yabancı literatürde veriler çok önemli der ama maalesef onu demir yolu işçileri topluyor der. Bizde de veriler önemli ama veriler güvenilirse vereceğimiz karar güvenilir. Onu bir defa daha vurgulayalım. Ama veriler ne dedik? Ketumdur dedik. Onları ne yapmamız lazım? Özetlememiz lazım. Tablo, bakın 500 tane veriyi aldık, attık masaya, hiçbir şey anlamayız. Biz sıraladığımızda en küçük, en büyük değeri verdi. Tablo haline getirdik, oranlaştırdık. Yani 9816'dan 12796'ya çıkmışız. Nasıl? İyi. Ne kadar iyi? Çok iyi. Ne kadar? Hani biraz önce dedik ya, çok iyi ya, pek çok iyi. Bir oran, %8. Ha, 100'müş, 108 olmuş dediğimizde, büyük rakamlarla konuşurken olayları oranlara döktüğümüzde tablolar oranlar olarak ifade edilebilir. Yine bunların örneklerini de göreceğiz. Verileri grafiklerle özetleyebiliriz. Grafiğe bakacağız. Grafik bize bağırıyor. Üçüncü göz bak diyor, orada en fazla orası var. Biraz sonra göreceğiz onu. Veya hesaplamalar, ortalama, oran veya farklı olasılık gibi işlemlere tabi tutabiliriz. İstatistiksel düşünme, istatistiksel bakma, y eşittir fx ya da y eşittir fx'ler. Matematikteki şey, benim de doktora tez konum nedensellik. Y sonuç, x veya x'ler sebep. Bir sonuç ortaya çıktı. İşte muhasebeyle ilgili bir hata yapmışız. Bu sonuç. Aylara göre, yıllara göre onların kaç tane yapıldığı ile ilgili sonuçlar da var. Peki bu hatanın olmasında sebepler, sebep ya da sebepler ne? Bazen bir sebep, bazen dört sebep, hepsi birlikte bir araya gelip sonuç üzerinde etkili. O zaman topladığımız verilerin birbirleriyle ilişkilerini analiz etmemiz lazım. Sebep-sonuç ilişkilerine bakıp, hani nas meselesi, enflasyon, faiz, o mu sebep, o mu sonuç? Ve alırsın verileri, zaten analiz onu söylüyor. Enflasyonla işsizlik arasında ben doktora tezimde nedenselliği araştırdığımda, para arzı ile enflasyon arasında araştırdığımda, para arzından enflasyona doğru bir nedensellik var. Enflasyondan da para arzına doğru bir nedensellik var. Yani enflasyon olduğunda para basma ihtiyacı oluyor. Para basıldığında da bu enflasyona neden oluyor. Buna iki yönlü nedensellik diyoruz. Bazı durumlarda tek yönlü çıkıyor. Bazı durumlarda nedensellik olmayabiliyor, onun nedeni olmayabiliyor. İşte bilimsel çalışmayla bunlar araştırılabilir. Ama şimdi kimse araştıramıyor. Hani enflasyon ve faiz arasında nedensellik test konusu, hadi yaz, makale çıkar, sıkıntı da çıkar diyelim. Dolayısıyla ileride makalelerimden birisi bu olacak, böyle ortalık biraz daha durulduğunda. Evet, işin esprisi tabii ama gerçeği de o. Kişi diyor ki, yöneticime 200 sayfalık rapor verdim diyor. Bakmadı diyor. 6 aydır okumuyor diyor. Ya biz de diyoruz ki, yani yöneticilerin tabii ki o rapor olsun, firmada olsun. Ama aşağıdan yukarı doğru veriler süzülerek, huni şeklinde özetlenerek yukarı çıksın. Yöneticinin elinde 2 tane grafik ya da genel müdürün elinde 2 tane grafik, 3 tane tablo, ortalama vesaire. Aylık satışlarımız nedir, şudur budur. Hatta günümüzde cep 20 tane, 50 tane anahtar performans göstergesi belirlenir. Buna Key Performance Indicator deniyor. Anahtar performans göstergesi belirlenir. Alt sınırın altında, üst sınırın üstüne çıktan genel müdürün cebine bip diye bir mesaj gidiyor. Yani olan şeyin dışına çıktık, kontrol dışına çıktık. Hangi değişken? Bu konuda, satışlarda, maliyette, şunda bunda. Dolayısıyla kimse o mesajın dışarı, daha doğrusu genel müdürün ya da firma yönetiminin cep telefonuna gitmesin diye, ona göre denetim olacağı için de çaba sarf edecektir. Ama yine de insanız, yine de çıkabilir. Olabilir tabii ki yani. Ama kontrol ettiğimiz için daha az çıkar. Her gün çıkmaz. 3 ayda, 5 ayda bir çıkar. Ama bu 3 ay çıktı, 3 ay sonra bir daha çıkmamalı. O belki 8 ay sonra, 10 ay sonra, o da tesadüfi faktörler nedeniyle olmalı. Elektrik kesildi, olağan dışı bir durum oldu veya sektörde bir daralma oldu, farklı bir yapı oldu gibi. Üçüncü göze hazırlık. Geldik. Bursaspor Barcelona'yı yenebilir mi?
Vallahi de billahi de yenebilir. Ben bunu eski ismi vermeyeyim. Bursaspor yöneticilerinden, başkanlarından birine söyledim. Hocam hemen hani bu iş 10 bin liraya olur mu diye. Dedim bir futbolcuya ne kadar? O zaman 12 milyon euroydu. Şimdi kaç milyon eurolar? Hadi 100 milyon euro diyelim. Dedim ki 100 milyon euroyu Erkan Hoca'ya vereceksiniz. Hocam hani şok değil mi? Barcelona ile rakip olabilmek için lig şampiyonu olmanız lazım. Ben size lig şampiyonluğunu da bir şekilde garantiliyorum. Ki Barcelona sizle maç yapabilmek için lig şampiyonu olmanız gerekiyor şeklinde. Ama hemen değil. Şimdi başlarsak tıpkı Derval'in Galatasaray'da yaptığı gibi. Temelleri attı, Fatih Terim meyveleri topladı. Dolayısıyla bir şekilde Galatasaray, Barcelona, Real Madrid kim karşısına çıkarsa çıksın, kendi sahası, rakip saha hiç fark etmez, takır takır yeniyordu. Sıkıntı devamı gelmedi. Sıkıntı o işte, bizim ülkemizde de sıkıntı bu. Yani devamı geldiği anda o zaman diyorsunuz ki, tabii ki o tesadüf değildi ama bunu sürdürülebilir kılamadık. Ama Galatasaray değil, bir başka takım yapabilir. İşte sürdürülebilir kıldığımızda anlamlı. Devamını getirdiğimizde anlamlı diyelim. Peki nasıl yapılacak bu? Bir iki örnek vereyim sadece. Ben Messi'yi inceledim. Tam yılını hatırlamıyorum. Şey olduğu zaman, gol kralı olduğu dönemde attığı gollerin hangi dakikalarda attığının analizini yaptım. Maç 2 yarı 45-45. Ben 15-30-45, 60-75-90. 6'ya böldüm. Atılan gol nereye düşüyor? Tıpkı Şarapova'nın tenis attığında bilgisayar gösteriyor ya, toplar servis attığında nereye düşüyor? Saatte ortalama kaç kilometre? Ya da Vargas saatte ortalama 112 kilometre ile servis atıyor. Nasıl yapıyor bunu? Başkası yapamıyor vesaire. İşte bunların hepsi istatistik. Sonuçta baktım ki Messi'nin attığı gollerin %50'den fazlası ya ilk, Messi her dakikada gol atıyor ama %50'den fazlası ilk yarının son 15 dakikası ve ikinci yarının son 15 dakikası. Hatta daha fazla gol sonlarda. Messi takımı sürüklüyor. Özellikle yeniklerse, berabere ise liderliğini alıyor. Son 15 dakikada baskıyla vesaireyle golünü atıyor. O zaman alın size üçüncü göz. Maçın 30. dakikasında antrenöre diye bir ıslık, Messi'yi tutacak ikinci bir, ya hani denir ya takımdaki kasap oyuncu, kırmızı kart görmeden Messi'nin ayağını eline verecek ama kırmızı kart görmeyecek. Ya da Messi'yi iki kişi tutacak. Veya ama takımda sadece Messi yok, Iniesta'sı var, bilmem Xavi'si var, bir sürü, hepsi tabanca gibi, fişek gibi sporcular ama o zaman takımımızdaki oyuncular daha hızlı koşacak. İki kişilik koşacak. Tıpkı Barcelona'da Guardiola, futboldan bahsediyorum ama hızlı geçeceğim. Bir ara Barcelona Real Madrid'le karşılaştığında 1,5 veya 2 sene tüm maçlarını 3-0, 4-0 Barcelona Real Madrid'i yeniyordu. Guardiola'nın teknik direktör olduğu dönemde. İstatistiğe geleceğim, veriye geleceğim yine. Tüm maçlar, dünyanın bir numaralı derbisidir Barcelona ve Real Madrid derbisi. Bir yener, öteki yener vesaire. Korkunç rekabet vardır. Bizdeki Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi. Sonuçta ama o iki sene boyunca Barcelona, Guardiola'nın, antrenörün hızlı pas sistemiyle dakikada ortalama 40 pas yapıyorlardı. Tık 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 tık, hop gol. Bakarken nereye gitti? Kimse top tutmuyor. Hızlı bir şekilde bunu anlayana kadar Real Madrid 1,5 sene, 2 sene geçti ya da 1 sene geçti. Önlem almaya başladılar. Ne yaptılar? Pres eğitimi aldılar. Rakibin bu şekilde kusursuz paslaşmalarını pres yaparak, daha fazla koşarak, kondisyonunuzu artırarak sağlayabilirsiniz. Bir yıl sonra fark ettiler. Onun iyileştirilmesi bir yılda öyle sürdü. İkinci yıl sonunda pres eğitimi sonrasında Real Madrid de Barcelona'yı yenmeye başladı. Sonra Guardiola Bayern Münih'e gitti. Aynı sistemi orada uyguladı. Bayern Münih o sene şampiyon oldu. Ama bir sonraki sene onlar da bir şekilde anladı vesaire. İşte veri. Baskette de aynı şekilde. Maçın bitimine
5 saniye var. Ya 5 saniye 1, 2, 3, 4, 5 bitti. İki farkla şeyiz, yeniliyoruz. 99-97. Üçlük atmamız lazım. Yani beraberlikte işimize yaramıyor. Üçlük atmamız lazım ve top bizde. Dolayısıyla taç atışı, taç diyorum. Yandan topu başlatacağız. Kime atalım topu? Üçlük atış yüzdesi en yüksek olan Ahmet diyelim. Ya da Alperen diyelim. Alperen Şengül o atacak diyelim. Ama rakip de istatistiği biliyorsa bizim topu Alperen'le buluşturacağımızı bilir. Çünkü üçlük atış yüzdesi orada. O zaman onun ona ulaşmasını engeller. Topu attığınızda zaten top Alperen de size yakın olmalı. Potaya da olabildiği ölçüde tutacak. Topu elinden çıkaracak. Çıkardıktan sonra süre bitse de problem değil. Tutuyor, yakalıyor, atıyor. Ding, ses, müzik sesi geliyor. Maç bitti ama 3 sayı ve 101'e 99 ya da 100'e 99 bir farkla yeniyor. İstatistik ya da bilim diyelim. 5 saniye ne kadar önemli bir fark. O zaman biz de böyle konuşmalıyız. Sayısal konuşmalıyız. Verilere bakarak konuşmalıyız. Veriniz varsa kullanın. Veriniz yoksa veri toplayın. Firmalarda şu sıkıntılar var. Toplanan veriler tabii ki devlet için, bazen kendimiz için gerekirse bakarız diye toplanır. Bu güzel. Ama topladığımız verileri analiz etmemiz lazım. Verileri analiz etmiyorsak niye toplayalım ki? Verileri analiz ettiğimizde, o verileri anlamlı bilgiye dönüştürdüğümüzde kararlarımızı satışlarla ilgili satışlarımıza bakalım. Belli aylarda satışlarımız düşüyor. Kabaca biliyor firma onu. Ama ne kadar düştüğünü, hangi ayda başladığını, artış trendine ne zaman geçtiğini veriler bize söyler. Bir önceki yıl, ondan önceki yıl bakıyorsunuz. Mesela işsizlik rakamları U şeklindedir. Kış aylarında yüksektir. Yaz aylarına doğru işsizlik düşer. Neden? 3 tane sektör devreye girer. Tarım, turizm, inşaat. 3 sektör devreye girer. Ara elemanlarla işsizlik azalır ve bu her sene böyle olur. 2023'ü de geçtik. Ben size diyeyim ki 2024 yılında dünyadaki tüm havaalanlarında 300 bin tane bavul kaybolacak. Vallahi de billahi de öyle. Ama 3 aşağı 5 yukarı öyle. Nereden biliyorum? Son 10 yılın ortalaması bu. Covid dönemi hariç onu çıkarmak gerek. Olağan dışı bir dönem. Ama onun dışında ortalama bu. Batı'da havaalanlarında hangi havaalanında ne kadar çocuğun daha doğrusu orada unutulduğunun ya da kaybolduğunun bile istatistiği var. Şu bölümden mezun olan kişi Amerika'da diyor ki, şu mezunları da takip ediyorlar. Şu bölümden mezun olan kişi ortalama 3 ayda ya da 5 ayda iş buluyor ve ortalama maaşı da şu kadar $1000. Onu kayıt altına alıyor ve onların ortalamasını buluyor, analize döküyor. O zaman ben de üniversiteyi yazacak bir öğrenci olarak bakıyorum. Ha ben iş bulmak veya ona o bilgiye göre ha bu bölüm daha iyi, bu bölüm şöyle. İşte veriler ve o verilerin anlamlı bilgiye dönüşümü diyelim. Geldik üçüncü göze. Burada hem sağda hem solda görüntü var, problem yok. Sağa bakalım, yaşlı teyzeyi görüyoruz. Doğru mu? Şimdi erkekler kraliçeyi görüyor ayrı. Gerçi bayanlar da rakip diye herhalde kraliçeyi görüyor. Baktık, ben birazdan yardımcı olacağım size. Yaşlı teyzenin saçı bakın. Gözleri, burnu, boğazlı kazağı. Şimdi buraya bakın. Kraliçe. Kraliçenin tacı. Ya resim aynı resim. Yani hocam oraya başka resim koyduk, buraya başka resim koyduk değil. Vallahi tek şey var. Başkanım ne derler? Tek bilgisayar var. İki aynı görüntüyü iki tarafa veriyor. Yani hile yok burada. Hile yok. Şimdi ben size yardımcı olayım. Bakın kraliçe ve yaşlı teyze. Bir daha yapalım. Bir daha yapalım. Burası mı? Pardon, geri gittik. Bakın kraliçe ve yaşlı teyze. Herkes gördü mü? Görmeyen var mı? Peki. Peki. Çok baskı yaptım ama
devamında bir şey söylemem için görmeniz gerekiyor o yüzden. İsminiz neydi efendim? Seçil Hanım, buyurun sizi şöyle alalım. Size zahmet olacak. Şöyle Seçil Hanım, şöyle baktığımızda Seçil Hanım, şöyle baktığımızda yaşlı teyzenin, siz orada durun, saçı, gözü görüyor muyuz? Yaşlı teyzeyi görmek istemiyor Seçil Hanım. Gördük mü? Buradan baktığımızda, bakın buradan baktığımızda, şöyle baktığınızda kraliçe. Yaşlı teyzenin, bakın şöyle bakalım. Şuradan yaşlı teyzenin saçları, bakın şöyle baktığımızda alnı, gözü, burnu, çenesi, boğazı kaza. Başkanım. Sadece espriydi. Mesaj şu değil ama, hani ne kadar güzel olursanız olun 60 sene sonra böyle olacaksınız değil. Hani o da bir gerçek ama mesaj o değil. Resim aynı resim, görüntü farklı. Baktığımız bakış açısına göre, nereden baktığımıza bağlı olarak sonuç değişiyor. Artık şu anda üçüncü gözünüz var. Ağrısız sızısız bir ameliyat geçirdiniz. Benim gibi dört gözü olanların beşinci gözü oldu. Gözlüğü olmayanların üçüncü gözü var. Şimdi bu gözümüzü parlatalım. Bakalım buradan baktığımızda kare. Burası daire. Çok net görünmese de burası üçgen. Burası da silindir. Bakış açısına göre gördüğümüz gibi nereden baktığımıza bağlı olarak sonuç değişiyor. Mesajı bir daha vereyim. Artık üçüncü gözünüz var. Bugün itibarıyla şimdiye kadar baktığınız gibi bakmayın. Başka şekilde bakın. Mutlaka başka bir şey göreceksiniz. Yine şöyle bir şey söyleyeyim. Hepimiz yaşamışızdır. İşimizle ilgili ya da başka bir konuyla ilgili çözemediğimiz bir sıkıntı, bir problem olduğunda bakış açımızı değiştirdiğimizde çözdüğümüzü görürüz. Dolayısıyla burada da bakış açımızı başka açıdan, farklı açıdan baktığımızda sonuç değişiyor veya sonucu görebiliyoruz. Bursa Ticaret ve Sanayi, o 2012 yılında Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 350 tane emniyet müdür yardımcısı ve komiser yardımcılarının olduğu bir seminerde 5 gün, 5 tane yarım günlük bir eğitim vermiştim orada. Seminerde değil, eğitimdi o. O dönemin Milli Eğitim Müdürü dedi ki, arkadaşlar 5 gün boyunca bu eğitimi aldınız. Bugün Cuma, 5. gününüz. Bir arkadaşımız çıksın, 5 günde ne öğrendiğini birkaç cümleyle anlatsın. Dedim eyvah, şimdi ne diyecekler, ne yapacaklar. Birisi çıktı, hani desem ki bak böyle böyle de, ancak o kadar nefis bir şekilde Bakım İkmal Müdürlüğü'nden bir komiser yardımcısı arkadaşımız çıktı. Dedi ki işte arkadaşlar, biz dedi 5 gündür bu eğitimi aldık. Ben dedi bu eğitimi almasaydım, bugün karne günü, çocuğum karne alacak. Çocuğumun 2 tane zayıfı gelirse, gelseydi eski ben, bu eğitimi almadan olan ben çocuğuma şöyle bakardım. Sen akşama kadar internette gezersen 2 tane değil 4 tane ya da 5 tane de zayıfın gelir derdim dedi. Ama artık hocamızın dediği şeye göre, üçüncü göze göre, çocuğumun eğer 2 tane zayıfı gelirse şu cümleyi kurarım dedi. Çocuğumun 2 tane zayıfı gelmesinde baba olarak benim eksiğim ne, annesinin eksiği ne, varsa abisi kardeşi neyse onun eksiği açığı ne, biz neyi tamamlayamadık, çocuğun dikkatini mi toparlayamadık, destekleyemedik mi şeklinde. İşte bakış açısı bu şekilde olduğunda iş değişiyor. Soldan mı sağdan mı böyle hoca bizi şaşı yapacak falan diyebilirsiniz. Nasıl bakacağımızı öğrenebiliriz. Örnekte orası. Temiz bakmamız lazım. Bizler büyük olarak kirleniyoruz. Ben bunu kendime söylüyorum, size söylemiyorum. Hani denir ya cin gibi, bu cini şey anlamda, olumlu anlamda kullanıyorum. Pırıl pırıl bakıyor. Biz de böyle baktığımız zaman daha farklı olur. Tabii çocuklar böyle bakınca misafir gelecek deniyor, bilemiyorum. Üçüncü gözü parlatmaya devam ediyoruz. Bant böyle yavaş yavaş böyle flu, ama orasını biraz daha açalım. Buradan 6, diğer taraftan 9. Arkadaki arkadaşımız diyor ki hocam o 6 da değil.
9 da değil G harfi diyor. Bakış açısı veya empati karşı tarafın gözünden baktığımızda iş değişiyor. Operasyon devam ediyor. 3 mü 4 mü? Şansınızı zorlamayın, bulamazsınız. Vallahi bulamazsınız. Oradan 3, oradan hocam zeminmiş, duvar öyle, illüzyon var, bir hile var. Yok, orası 3, orası 4. Nereden baktığımıza bağlı, bakış açımıza bağlı. Matematikte bir doğru var tabii ki. Ama beşeri ilişkilerde, insan ilişkilerinde bana göre, size göre, ona göre, ne kadar değer verdiğimize göre iş değişiyor. Hemen ormanı görmek veya ağacı görmek meselesi, medya ile de bağlantı kurduğumuzda ne görüyoruz? Soldaki sağdakine zarar veriyor. Net bir şeyimiz var mı, sıkıntımız? Yok, net. Ama bunun tam tersi aslında. Basın ya da medya dünyanın her yerinde böyle gösteriyor. Ben böyle bir şey gördüğümde hep aklıma Körfez krizinde 91 yılında iki tane ördek aklıma geliyor. Deniz kenarında iki ördek denize neymiş, petrol dökülmüş. O ördekler zar zor çıktı şeye. Günlerce onu gösterdiler. Oysa Körfez krizinde kaç yüz bin insan öldü. Ama iki tane ördek herkesin aklında. Medya bize bu şekilde gösteriyor. Algı yönetimi deyin ya da başka şey deyin. Bakın buradan buraya geçmeyi hayal etmek. Yani işte birinin başı ötekinin kuyruğuna değiyor ama orada başka bir dünya var. Oradan oraya geçtiğiniz an orası geçilable bir yerdir. Siz geçtiyseniz başkası da geçebilir. Başkası geçtiyse siz de geçebilirsiniz. Kimse geçmediyse orası geçilemez bir yer değildir. Belki de geçilebilir. Belki de geçilemez, bilemezsiniz. Oraya geçtiğiniz an bir de bir kapakla kapatırsanız, başkasının geçmesini engellerseniz mesele yok. Bu tabii biraz abarttım olayı belki. Burada abartı devam ediyor. Bakın, aynı şekilde burada. Kriz var. Krizin fırsata dönüştü. Her kriz fırsatı içinde barındırır. Baktığımızda bu amca yağmur yağıyor. Şemsiyeyi ters çevirmiş, krizi fırsata dönüştürmüş. Yağmur suyunu toplasın, ısıtsın, arıtsın önce. Bir de ısıtsın, eskiden çay 10 lira, kahve 20 lira örneğini veriyordum. Zaten şimdi 10 lira, 20 lira. Biraz abartayım. Çay 100 lira, kahve 300 lira. Ya 300 liraya kahve verilir mi? Ama yağmur suyundan. Ha verelim. Yağmur suyundan kahve içtik şu fani dünyada. 500 lira bile verirsiniz. 1 milyon tane satınca, kemiksiz, vergisiz, neyse, başkası bunu bulana kadar, vergisiz demeyelim, aramızda maliyeciler var. Yani sonuçta bu şekliyle ilk biz bulduğumuzda olayı, başkası onu bulana kadar oyunun kuralını biz koyuyoruz. Şimdi affınıza sığınarak hocalık zamanı. Evet, araba, bakın okuyorum, nereye park etmiştir diye bakıyorum buradan. Baktığımda 16, 6, 68, 88, 98, 87. Üçüncü gözünüz hayırlı uğurlu olsun diyelim. 87 diyenler ne yaptı? Şu sürede 20 saniye ki 3 saniyede cevap verdiniz herhalde. 86, 87, 88, 89, 90, 91. Karşı tarafa geçtik. Gerçek yaşamda çoğu olay böyledir, buna yakındır. Ama bazen de bu kadar kolay değildir. Bazen yere yatmanız lazım, amuda kalkmanız lazım ama başka bir şekilde baktığınızda sonuç görülebilir. Bazı durumlarda olay dediğim gibi bu kadar basittir ama bazen de bu şekliyle olmayabilir. Burayı geçelim. Bakın, kaynaklar Bursa Uludağ Üniversitesi, kötülemek için demiyorum. Tekrar dünyaya gelsem yine öğretim üyesi olurum, yine Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi olurum ama bu üniversitemi eleştirme şeyine ne derler, benden almaz. Burada yıpratma anlamında değil. Daha iyisinin yapılabileceğini düşündüğüm için ama şöyle yapılsın dediğinizde eleştiri kültürü çok önemli. Eleştirelim ama katkıyı da içerdiğinde, işte bizde arada şu anda siyasilerin bana göre sıkıntısı burada.
eleştiri kültürü yok edildiği için bizler eleştiriyi de unuttuk ya da eleştiremiyoruz da yıkmaya yönelik siyasi anlamda kullanıyoruz. Oysa ülkenin daha iyiye gitmesi için bunun böyle olmaması lazım. Ama böyle olursa daha iyi. O işin de uzmanları onu söylemeli. Örneğin ilkokulla ilgili 4 artı 4 artı 4 meselesi çıktı. Orada karar verecek olan kişiler 4 artı o dönemdeki oradaki öğretmenler, o işin içinde olan uzmanlar karar vermeli. Ki çocuğun elinin işte kalemin alışıp alışmadığını üniversite hocası bilemez. Bana onu sormamaları lazım. İşin uzmanı ya da maliyeyle ilgili, vergiyle ilgili olan konuda işin uzmanı olan sizlere soru sorulmalı ki bu mesleğin daha iyi yapılması ile ilgili olan en iyi bilgiyi, doneyi siz verebilirsiniz. Burada iki tane merdiveni birleştirse uçup gidecek, karşı tarafı görecek. Ama kaynakların üzerine basıyoruz maalesef bu şekilde. Takım çalışması ve ekip uyumu, takım uyumu. Bakın ortada bir problem var. Problem olduğunda bir grup umursamazlar var, bir grup meraklılar var. Hangisi laf sokacak vesaire gibi. Resimde olmayan ama ortalığı karıştıranlar da var. Ortada da problem var. Biraz sonra bu probleme değineceğiz. İnat çözümsüzlüktür. İnatlaşmak ülke seviyesinde de, kurum seviyesinde de kişi diyor ki ben o bölümün yöneticisiyle küsüm diyor. Geciktiriyor siparişi. Firma zarar görüyor. İhaleyi kaybediyorlar. Onu zor durumda bırakıyor. Aslında kendi bindiği dalı da kesiyor vesaire. Herkesle iyi anlaşmak zorunda değiliz ama firma içinde o küslük meselesi ayrı. İşle ilgili olmamalı. İş birliği yaptığımızda çözüm gelecektir. Ben oraya çekersem, siz oraya çekerseniz bir şekilde sıkıntı olur. Çözemeyiz. Oysa ortada buluştuğumuzda konuşuruz. Bak orada da yiyeceğimiz bir dilim ekmek bir şekilde. Solda da var, sağda da var. Gayet güzel diyelim. Vahşi kapitalizm diyor. Burada da benim izninizle bir inovasyonum var. Resim tamdı. Ben resmi kırptım. Yani çok büyük bir inovasyon değil tabii ki. Diyor ki gördükleri ile karar verenler ne görüyor? Birisinin boğulduğunu görüyor. İyi niyetle onu kurtarmaya çalışıyor. Resmin devamını getirelim. Biraz abartmışım belki ama görmediğimize ya komşumuz Köfteci Yusuf çok iyi iş yapıyor. Hemen karşısına, sağına, soluna, arkasına Y ile başlayan Köfteci Yunus, Köfteci Yaser gibi örnek verdim tabii ki. Dolayısıyla veya sadece yeni bir şey kurmak değil, rakiplerimizi bir şekilde böyle sıkıntıya sokabiliyoruz veya birileri bizi bu şekilde sıkıntıya sokabiliyor. Büyük balık küçük balığı yer. Küçük balık büyük balığı yiyemez ama en azından ürkütebilir bakın. Organize olunduğunda ürkütebilir diyelim. Burada videoları geçeyim. Geldik Karadeniz'e. Bu arada 5-10 dakika içinde toparlıyorum. Başkanım uygun mudur? Sabrınıza hayranım. Hala çıkmadınız. Ne diyeyim? Sizi alkışlıyorum ben. Şöyle bir 5 dakika daha kazanalım. Bu alkışla 5 dakikada, 10 dakika içinde bitiriyorum söz. O kadar güzel dinliyorsunuz ki başkana deyip başkanım kapıları bacaları kapatalım kimse çıkar çıkmasın hafta sonuna kadar pazar akşamına kadar devam edebiliriz. Sağ taraf Trabzon, sol taraf Trabzon, bize her yer Trabzon, plaka Gümüşhane, geldik Karadeniz'e. İşte o dediğim gibi sol şey ile ilgili satışta inovasyon meselesi var. Smart hedefler, İK'cılar çok sever. Smart, bir de smart İngilizce olunca daha böyle havalı oluyor. Bunun Türkçesi, kişisel gelişim uzmanı Oğuz Saygın Hoca, bu ekrostişi sever. Dedi ki hocam bu bir gözet oluyor dedi, bir de te göz oluyor dedi. Tanımlanmış olmalı hedefiniz. Erişilebilir olmalı, gerçekçi, ölçülebilir, zaman sınırlı. Yani bunları akılda kalsın diye bu şekilde hani gözet yaklaşımı ya da te göz yaklaşımı ile üçüncü şey hedef belirleme. Burada Oğuz Saygın Hoca ben de bir katkı koyayım demiş. K'yı koymuş. Kontrol sizdeyse bu hedef hedeftir. Kontrol sizin dışınızdaysa hedefiniz uygun değil. Ben de bu yönüyle bakınca tek göz yaklaşımıyla hedef belirleme. Smart'ın biraz daha geliştirilmişi. Benim de üçüncü göz olunca hocanın izniyle bunu paylaştım.
Bakın burada soldaki amcamız da hedefini belirlemiş, denizin kokusunu almış, hedefinde iz bırakarak gidiyor. Engeli de yok, çalışırpı da yok. Yolunda devam ediyor. Kurumumuz 100 yıl sonra ne olacak? Başkanım, öyle bir oda bırakmalıyız ki 100 yıl sonra bu odada, ama bu bir dönem yetmez, bir dönem daha başkan olursanız bir sonraki döneme ilişkin vizyonunuz olsun. Öyle bir oda bırakalım ki bu oda 100 yıl sonra da, ama bu şu andaki durumundan çok üst noktaya gelebilsin. Bir firma olarak baktığımızda, firma, hepimiz aynı firmada olduğumuzu varsayalım. 100 yıl sonra hiçbirimiz yeryüzünde olmayacağız. Hepimiz toprağın altında olacağız. Ama o firma, X firması nerede olacak? Ben bunu geçmiş rektör, eskiden böyle bir zevkimiz vardı. Şimdi o zevkimiz de yok. Seçimler oluyordu. Şimdi seçim de yok. Reis direkt atıyor. Rektör adayları gelirdi. Benim sorduğum soru buydu. Hocam, 100 yıl sonra bu masanın rektör adayını, etrafındakiler siz de dahil yok olacağız ama, ya da alemi değiştireceğiz ama Uludağ Üniversitesi nerede olacak? Cümle bu. Doğru cevap değildi. Soruyu algılarsa oyum ona. Geçmiş dönem, ya hocam 100 yıl kim öle kim kala diyen rektör adayımız da oldu. Bir tane hocamız, hocam dedi, ben bir tanesi sadece, 100 yılı bilemem ama ben 25 yıl sonrasının üniversitesi, Uludağ Üniversitesi'ni yapabilirim. Gücüm buna yeter. Tamam hocam, oyum sizin. Net. Siyasi görüşü benim görüşüm tam tersi olmasına rağmen. İş yapacak vesaire şeklinde. O halde vizyon önemli diyelim. Bakın, verilerin tablolarla özetlenmesi. 9816'dan 12.797'ye çıktık. İşte %3, %5. A bölümü, B bölümü, C bölümü. Yüzde şu kadarı A, yüzde bu kadarı B. Bakın, oranlayınca tablo bize her şeyi söylüyor. Hele grafik, grafik müthiş. Napolyon ne demiş? Para, para, para. İstatistikçi ne demiş? Herhalde öyle demiştir. Demediyse de ben diyorum. Grafik, grafik, grafik. Bakın söylüyor, bağırıyor. Diyor ki sizin, diyor, çizik probleminiz var, bir de lekeli probleminiz var. Bir de bunu sıralarsak, Excel bunu sıralıyor da, Pareto grafiği oluyor o zaman. En önemli iki probleminizi çözerseniz, problemlerinizin %80'ini çözersiniz diyor. Pareto prensibidir bu. 20'ye 80 kuralı denir. İnanmazsanız sizi biraz inandırmam lazım Pareto'ya. Muhasebeden veya işte satışlarla ilgili örnek vereyim. Bir firmanın satışları ile ilgili, ne diyelim, müşterilerinin %20'si satışlarının %80'ini sağlıyor. Sebeplerin %20'si sonuçların %80'ine eşit. Alacak probleminiz var. Bazı müşterilerinizden alamıyorsunuz. Ödemeleriniz gecikiyor. Zamanında alamadığınız. %20'lik müşteriniz toplam gecikmelerinizin vallahi de billahi de %80'ini ödemiyor. Yani 80 olmaz da 77 olur, 81 olur. O civarda. Türkiye nüfusu ya da dünya nüfusu baktığımızda dengesiz dağılıyor. 81 il var. 80 diyelim, yuvarlaklaştıralım. %20'si 16. 16 ilin nüfusu Türkiye nüfusunun %80'i. Tık diye oturuyor. O zaman Pareto diyor ki problemlerinizin tamamını odaklanmayın. Hepsini çözmeye çalışmayın. Enerjinizi boşuna harcamayın. Onları önceliklendirin, büyükten küçüğe doğru. En önemliden başlayın çözmeye. 10 tane probleminiz varsa %20'si nedir? 2. İkisini çözerseniz probleminizin %80'ini çözdünüz. Daha verimli çalışma prensibi diyelim. Buraları geçelim. Hızlı 5-10 dakika içinde demiştim. 5-3-4 dakika diyelim. Bakın, probleminizi çözerken doğru yere bakın. Av olmak istemiyorsak avcı olmayı öğrenmeliyiz. Jeep'in üstündeki amca veri topluyor. Sol alttaki amca da veri topluyor. Herkesin verisi kendine. Avcının silahı kullanılabilir bilgi. Veriniz varsa bilginiz var, bilginiz varsa gücünüz var. Bazı istatistikler, biraz gülelim hep böyle, ama bir gerçeği de bir şekilde vurgulayalım. Sayıların veya oranların gücü. Bakın, karşıdan karşıya geçerken erkeklerin kadınlara yol verme istatistikleri. Spor giyim %3, kimse bakmıyor. Bunu kimse bakmıyor, bakmasın diyorsak %spor giyineceğiz. Buradan o çıkabilir ayrı. Ama topuklu ayakkabı deyince istatistik %76'ya çıkıyor.
Türkiye'de, Orta Doğu'da ve Balkanlar'da diyelim. İşin esprisi tabii ki mini etek deyince %97 topuklu artı mini etek anahtar teslim, beni de al götür diyor, anahtar da senin diyor. Tabii burada bunu ben rakam vermeden söylesem belki 20 tane 30 tane cümle kurmam lazım. Gerçekte bunlar tabii hayali olarak bulunmuş ama 3 aşağı 5 yukarı rakamlar diyelim. Dolayısıyla olayları oranlara dönüştürdüğümüzde satışlarımızın %76'sı, rastgele söylüyorum, pazartesi günleri satılıyor olabilir. Kabaca bilirsiniz pazartesi çok ya da cumartesi günü. Kapalı çarşıda gittiğinizde cumartesi günü bir haftanın 2 katı, 3 katıdır cumartesiye de. Bir de bayramlarda işte ne bileyim Ramazan bayramı, kurban bayramı, dini bayramlarda vesaire bu oran artabilir. Ahmet, Gülcan ve Aysun 10 lira, 100 lira, 1000 lirası var. Ben de patronum bu arkadaşların. Diyorum ki ben eşit olarak üçünüze de eşit zam yapıyorum. 1 lira. Eşit davranıyorum. Matematiksel olarak eşit. Ama adil mi? Değil. Matematiksel olarak eşit ama oransal olarak eşit değil. 10 lira alan 1 lira artınca 11 lira %10 artıyor. 100 lira alan %1, 1000 lira alan diyor ki o 1 lira senin olsun diyor. O bir tane dediğimiz şey hani seyyanen denir ama diğeri oransal bir artıştır diyelim. Eyvah, burasını da anlatıp toparlayacağım. Zaman serilerini dünyada herhalde bir tek ben böyle anlatıyorumdur. Bir toparlayayım şimdi. 1920'ler sansürlü gidiyorum. Birden üniversiteye geldiğinizde görürsünüz çocuklara yakışıyor ayrı. Ama kar yağıyor. Çocukların, kızların şeyi ne derler? Penye mi, tişörtleri buralarda. İnsanın en hassas yeri orasıdır. Göbeğidir yani bir şekilde. Ama kar yağıyor. Ben palto üstüne bir marul gibi giyinmişim. Üşüyorum. Bu şekilde. Onlar için şeydir, o ayrı. Gençlerdir, yakışır. Yargılamıyorum asla ama sıkıntı işte 2012 böyle, 2030'da tek mandal, 2040'da nü, öyle dolaşacağız herhalde, öyle görünüyor. 2050-60'tan sonra tekrar 1920'ye geleceğiz. İnanmazsanız cep telefonları buna örnek. Takoz gibi baştan hani arabayı resmen cep telefonunu koyarsın arabaya, durdurdu o kadar. Takozdu, sonra onlar küçük kibrit kutusu kadar oldu. Sonra tekrar büyüdü, küçülecek. Bunlar bizim oyuncaklarımız diyelim. O zaman zaman içinde bakın, solda çocuk doğduğunda tamamı kalp. Büyüdükçe kalp azalıyor, en sonunda kalp olmuyor, o zaman insan da olmuyoruz. O zaman bu ne demektir? Büyüdükçe zaman içinde sevgimiz azalıyor. İşte burada da istatistikte biz buna trend diyoruz. Resmi unutun, mesaj şu. İş dünyası ile ilgili verilerinizi günlük, haftalık, aylık, yıllık zaman dönemi itibariyle toplayın, onların çizgi grafiğini çizin. Verileriniz günlere göre, aylara göre namusuyla nerede düşüyor, nerede yükseliyor, artışlar, düşüşler, bunları takip edin diyelim. Pareto analizi, şuralara geçiyorum, modern yönetim yaklaşımları, önemli olan buzdağının görünen kısmını herkes görüyor. Önemli olan görünmeyen kısmını sizin görmeniz. Orayı siz gördüğünüzde fark yaratırsınız diyelim. Ve üçüncü göz ile ilgili iyileştirme, 3 sayfa var, tek tek okumuyorum. Zeki insan problemi çözen insandır. Biz ülke olarak müthiş problem çözme yeteneğine sahibiz. Yarışma yapılsa dünyada ilk 3'e gireriz diye düşünüyorum. Yeter ki problem olsun, itina ile çözeriz. Bu müthiş bir özellik. Ama daha güzeli var ya, önlemek. Yani yine de önleyemezsek çözelim. O zaman biz problemleri önlemiyoruz, çıksın problem karşımıza, çözelim diyoruz, çözüyoruz. Oysa daha güzeli var ve böyle yapınca da yoruluyoruz. Bu şekliyle toparlıyorum. Üçlü saç ayağı, firmanın bir altyapısı olmalı, çalışanların yetkin adanmış olması ve yönetimin vizyoner yapısı, inancı, hayali. Ayaklardan birisi olmazsa bilim olmaz ya da üçüncü göz olmaz şeklinde bakabiliriz. Mükemmelliğin dibe vurduğu an diyor, Bill Gates'in sözü, diyor ki şu dosya, daha doğrusu dünyayı ele geçirecek teknolojiye sahibiz diyor.
Ama 2024 yılında yaptıkları hataya bakın. Yarın da pazartesi günü Microsoft firması batabilir. Pazartesi günü. En üst seviyedeki bir firma bile batabilir. Neden? Diyor ki şu yaptığımız hataya bakın da. Hata tahmini kalan dosya taşırken yazıyor ya tahmini kalan süre. 2 saat diyor 10 dakikada bitiyor. Ayarlayamıyorlar onu. Başka bir firma çıksın bunun adına Windows desin. Bir de reklam. Biz ne dersek o artı eksi 5 saniye. Tak 2 saat içinde Microsoft'un hisseleri dibe vurur, batar. Kanıt başka bir şekliyle Kodak firması. Kodak firması 2010-2011'de Almanya'da 10 bin kişi çalışıyor battı. Ne üretiyordu? Film şeridi. Üstelik dijital teknoloji çıktı. Onu Kodak bulmuş. Yani koyalım nasılsa satılıyor diye. Ne dedik? Siz bulduysanız o bulunable bir şeydir. Başkası da bulur. Başkası buldu, piyasaya sürdü, firma battı. Dolayısıyla rekabetin geldiği, tabi burada inovasyon, yıkıcı inovasyon yapısı var. Ben bu şiiri çok severim. Bu şiirle bitireyim. Sabrınızı fazla zorlamayayım. Devam edebilirim akşama kadar ama hani atlıyorum böyle. Çok bir daha beni gördüğünüzde aman hocaya bulaşmayalım, seminere falan çağırmayalım. Bir çağırınca bir tutuyor, bir daha bizi salmıyor demeyin diye. Bir Afrika hikayesi, çok sevdiğim bir şiirdir bu. Satır satır okumuyorum. Her sabah bir ceylan uyanır Afrika'da ve yine her sabah bir aslan uyanır Afrika'da. İkisi de daha hızlı koşmak zorunda. Bizim dinimizde iki günü aynı olan zarardadır der, aynı mantıkla. Hep daha iyi olmak zorundayız. Firma olarak, birey olarak, tıpkı aslan ve ceylan gibi. En yavaş koşan ceylan dün yakalandı. Bugün bir aslana yem olabiliriz. En yavaş koşan ceylan dün yakalandı. Ceylanlar bugün daha hızlı. En yavaş koşan bir ceylanı yakalayamazsak aç kalırız aslan olarak. Biz ne aslanız ne ceylanız ama Afrika koşullarındayız diyelim. Hadi bir iki video daha. Bakın gayet güzel işini mükemmel bir şekilde yapıyor. Gayet güzel. Ama birisi geliyor, bakın şimdi geliyor, koşuyor, koşuyor, sesli de ama burada ses yok. Yakaladı gitti. Bazen bunu devlet yapıyor. Yani bir şekilde rekabet anlamında bir şekilde sıkıntı olabiliyor. Bakın, Jordan Airway. Dünyada bu hareketleri yapabilen bir başka insan evladı yok. Amerika'daki en üst, dünyanın en üst seviyesindeki oyuncular... Ama bu o oyunculara da fark atıyor. Fizik kurallarına aykırı durduğu yerden insan o kadar nasıl zıplar ya, nasıl yukarı çıkarsınız? İşte mükemmellik işini aşkla yapınca fark yaratıyor. Bundan sonra sizden nasıl bir mali müşavir olur artık bilemiyorum deyip cümle o cümleyi öylece bırakmak istiyorum. Mesajımı almış olmanız gerekiyor ama dikkat edelim. Efendim? Evet uçuyoruz hemen ekrana bakıyoruz. İşte arkada aman böyle yapmayacağız. Bir daha yapalım. Evet bu arkadaş tabi ses de var ama burada ses yok. Evet jürinin önüne kadar gidiyor. Dikkat edeceğiz diyelim. Olmak ya da olmamak. Edward Deming'in sözü. Hiçbir probleminiz yoksa Erkan Hoca'nın dediklerini dinlemek zorunda değilsiniz diyor. Edward Deming herhalde öyle demiştir yani. Bütün bunları yapmak zorunda değilsiniz diyor. Eğer yaşamınızı sürdürmek zorunda değilseniz diyor. Ben de affınıza sığınarak iki tane slide söylemişim. Ya sisteminizi kurun ve kararlarınızı standartlaştırın. Ya basit problem çözme tekniklerini, istatistiği ya da üçüncü gözü neyse bilim gözünü devreye sokarak doğru karar verin. Aksi halde acımasız rekabet koşullarında yok olup gideriz. Firma olarak rekabet üst noktada. Diyelim iki göz size yetiyorsa ve her şeyi net görüyorsanız sizin üçüncü göze ihtiyacınız yok. Ama öyle görüyorum ki herkesin şu anda üç gözü var. Gözlüklü olanların benim gibi beş gözü var. Bundan sonra diğer bu seminere gelmeyen mali müşavirler sizden korksun diyor. Hepinize saygılar sunuyorum.